kadınların yalanını bulmak, konuşma sırasında erkeklerden çok daha zor. 10-11 yaşı dolmadan çocukların hiçbir bellek bilgisine itibar edemeyiz. Polisin de aldığı bilginin doğru mudur, yanlış mıdır, nerede kim ne hata yapabilir, bu konularda eğitimli olması bir takım mağduriyetleri baştan önünü keser. Tanık korumada sadece yüzünü değiştirip yalnız da bırakmıyorlar şahsı. Hem korunuyor, hem yeri değişiyor. Bu yurt dışına kadar da gidebiliyor. Yüzünü değiştirseniz bile onun o psikolojisini, değişen o kimliğinin psikolojisini kendisine vermeniz gerekiyor. Olayın bir tarafı bu. Yüz naklinden dahi daha zor deniyor. Yani bir insanın yüzünü bu denli tanınmayacak şekilde değiştirmek. Her durumda uygulanabilecek. Tabii ki. Her tanığın yüzünü değiştirelim gibi ortaya konmaması lazım. Bu gece aşkı konuşacağız. İlk bakışta aşktan, gözü kara aşka, aşkın kokusundan kimyasına, bildiğimiz ne varsa paylaşacağız. Suç ve delilde aşk olur da nefret, intikam, cinayet olmaz mı? İşte bu yüzden gerçeğinden sanalına yasak aşklar, umutsuz aşklar, aç üçgenleri ve elbette aşk için can verenler ve can alanlar bizimle olacak. Efendim hafta içi çok sevdiğimiz bir ustamızı kaybettik. Mehmet Ali Biran'dı. Kalanlara sabır diliyoruz. Tabii aşkla ilgili bir program yaptığınız zaman ve Biran'dı düşündüğünüzde onun bir röportajında anlatmış olduğu bir kısa olayı aktarmak isterim. Belki biliyorsunuz, belki de duymayanınız vardır diye. Eşi Cemre'ye evlenme teklifini bir yılbaşı partisinde 1000 kişi hep birlikte dans ederken yapmış. Ve kabul ettiğinde de o kalabalığa dönüp biz evleniyoruz diye bağırmış. Birant çok farklı bir insandı. Hepimizin hayatında bir yeri mutlaka oldu. Fark yaratmaya çalıştı. Ona layık insanlar olarak bu camianın içinde yer almaya ben de gayret ediyorum aslına bakarsanız. Evet, şimdi bu akşam aşkı konuşacağız. Bunu konuşurken tabii ki hocam Profesör Doktor Özcan Köknersiz aşk konuşmak mümkün değil diye düşündüm. Bize bir 80 yıllık belki bir aşk öyküsü anlatırsınız. Yaşamınızdaki deneyimleriniz, rastladığınız aşkları, bunların getirdiği nefreti değil mi? Değişik değişik duygularla örülü olan bir başka bize bir pencere açacaksınız diye düşünüyorum. Tabii aşk deyince sizi İlhan Hanım, İlhan Uçkan hatırlamamak ne mümkün. Çok mersi. İlişki danışmanı olarak kendinizi tanıtıyorsunuz. Bize ayrıntılarıyla nasıl insanları birbirine aşık edebileceğinizi ya da nefret ettirip ayrılabileceklerini öğreteceksiniz diye umut ediyorum. Yüksel Aytuğ gazeteci ama bir film eleştirmeni, dizi eleştirmeni ve aşka hala inanan birisi olarak kesinlikle karşımızda. Aşk şiirleri yazdığınızı da biliyorum. Bize belki hatırlarsanız bize de bir iki oradan beyit belki okursunuz. Küçük bir ara vermeden önce temelde bu akşam aşkın insanı mutlu mu ettiği yoksa süründürdüğü mü yoksa öldürdüğü mü gibi birçok çeşitli açılardan ele alacağız. Şöyle bir başlıyoruz. Hocam aşkın gözü kör mü? Öyle derler. Aşkın gözü kör değil de aşk bazı gözleri körleştirebiliyor. Yoksa böyle bir durum yok tabii. Tabii şimdi bakın aşkı tanımlamak yani bu konu biliyorsunuz belki ilk insan zamanında da vardı ve konuşuluyordu. Bugün hala da var ve konuşuluyor. Bundan sonra da herhalde sürekli konuşulmaya çalışacak. Yani evvela aşkın tanımı nedir? Çok zor. Tanımı fevkalade zor. Yani şöyle tabii bir de aşka iki türlü bakmak lazım. Benim açımdan bakarsanız. Yani bir öznel olarak
sübjektif olarak kendi yaşantından da ona bakış evet, olabilir. Evet. İkincisi de işte içinde bulunduğu meslek aşka nasıl bakıyor? Öyle. O zaman müsaade ederseniz meslek nasıl bakıyor? Meslek nasıl bakıyor? Öyle evet. Bakayım. Ve de şöyle bir daraltıyoruz çerçeveyi. Tabii aşk, pek çok aşk tipleri var. Biz bu akşam sadece kadın ve erkek arasındaki aşkı konuşacağız. Çünkü çok farklı tanımlar yapmak zaten mümkün. Buraya daraltıyoruz. Bütün bunlardan sonra ben kendime göre şöyle bir tanım demeyeyim de şöyle bir yaklaşım yapmayı uygun gördüm. Aşk ya somut olan ya soyut olan bir kavrama karşı bir kişinin seçici olarak duyduğu ilginin, sevginin, tutkunun sonucunda ortaya çıkan bir duygu durumudur. Tutkuyu da içine koyuyorsunuz. Tabii çünkü aşk olabilmesi için mutlaka biraz da tutkunun da bunun içinde peki, bulunması. Peki bunun sırasını nasıl yapıyorsunuz? Yani önce evvela ilgi. Önce ilgi. Tabii. Evvela evet. Zaten ilgi olmadan sevgi olmuyor. Sevgi olmadan bir kişiyi içleştirmek, o kişiyle ilgili duygusal bir alışveriş yapma imkanı olmuyor. Ama o duygusal alışverişin biraz daha ileri gitmesi de bir tutkuya, yani bir nevi bir alışkanlık, o olmadan yaşamı sürdürememek. Bu kadında olmadan da erkekte de aynı mı? Yani bu sıra aynı mı? Tabii onun, yani şimdi bütün bunlara yani düşündüğüm zaman yahut işte gelenlerden dinlediğim zaman şöyle bir şey var ki bu sıra tahmin ediyorum ki biraz da kişiliğe göre değişiyor. Yani o duyguyu yaşayan bir kişinin kendi kişiliği de o duyguda bu sıralamayı değiştirebiliyor. Bazen evet. Tutku çok ön planda evet. geliyor. Bazen ilgi ikinci planda geliyor, sevgi ön planda geliyor. Ama aşkın olabilmesi için dedik ki somut olacak. Yani bir insana karşı, bugünkü evet. konumuz bu olacak. Evet. Soyut olacak insanlığa karşı. Biz ikisine de aşk diyoruz değil mi? İnsan sevgisi diyoruz, evet. insan aşkı evet. diyoruz, insanlık aşkı diyoruz. Bütün insanlık için duygularını yatıran. Bunun evet. Ama biz bu akşam orada değiliz. Orada değiliz. Evet. O zaman biz insan aşkından evet. söz ediyorsak o da kişiliğe göre değişiyor. Ama bir aşkın da olabilmesi için, yani bu duygunun da doğabilmesi için mutlak ve mutlak bilişsel işlevler işin içine karışıyor. Yani biz evvela herhangi bir kişiye dikkatimizi odaklaştıracağız. Dikkatimizin odaklaşması için bilincimizin açık olması lazım değil yani mi? Yani aşık olmak istemek mi gerekiyor? Hayır. Yok. Daha istemesek bile, evet. istemesek bile peki seçici dediğimiz zaman ne var? Çünkü karşıdan gelen ileti, bir görsel ileti evvela, görsel ileti sadece bir duyu. O duyunun algıya dönüşmesi için mutlaka benim belleğimde de o duyuyla ilgili bir anının olması lazım. Onun için neden bunu seçtim birazcık evet. karıştırıldığı zaman onun içerisinde o kişi bana ya bir anımdan gelen uyaranı hatırlatıyor, ya birini hatırlatıyor, ya okuduğumu hatırlatıyor, ya tasarladığımı hatırlatıyor ki o kadar kişi içinde seçici olarak ben o kişiye ilgi duymaya başlıyorum. Peki ama ilk aşk dediğimiz zaman, yani ilk aşk çok küçük yaşlar için söyleriz mesela. Ben ilkokuldayken ilk aşkım falancaydı. Onlar sizce gerçek aşk değil mi? Değil. Değil. Hayır, onlar de nedir? Benim ilk aşkım diyelim ki ilkokulda falancaydı yani, dedikleri zaman bu nedir? İlgiyi, tabii yani oradaki insan insana ilişki, çocuklar arasındaki ilişki, ileti, çocuğun karşı taraftakini sempatik bulması, kendine yakın bulması, bazı konularda anlaşması, bazı konuları paylaşması, ona yardımcı olması, destek olması, neyse yani iki çocuk birbirinin ilgisini çekecek, birbirinden farklı yönleri var ise bu yönleriyle birbirlerine karşı daha fazla ilgi duyuyorlar. Ama ona ilk aşk denilen de sanıyorum ki biraz bizden gelen mesajlar. Yani çocuğun kendi sözü değil herhalde. Hayır işte, ama ben büyüyünce işte şununla evleneceğim demeye başlıyor mesela 7 yaş, 8 yaş. Tamam işte yani 7, 8 evet. yaşında
ona karşı duyduğu ilgi, işte biraz önce söylediğim o biraz da doğruluyor. Belleğinde bir iz bırakıyor, evet. Bir depo oluyor. Bir süre sonra o veya ona benzer bir kişi olduğu zaman bu ilgi sevgiye ve yaşı da işte daha ileri bir yaşa gelirse bu sevgi de bir aşka kadar dönüşebiliyor. Peki siz ilk aşkınızı hatırlıyor musunuz? Yani ben bundan evlenirim dediğiniz. Ben bununla evlenirim dediğim kişiyle evlendim. Yani evet. Evet. Yani onun için herhalde ilk aşk da oydu. Belki ufak tefek bazı ilgiler duyulmuştu ama o ilginin içerisinde sevgi çok fazla değildi herhalde. O ilginin içerisinde biraz önce söylediğimiz gibi aşkın diğer duygusal yatırımları yoktu. Onun için ben bununla evlenirim dediğim zaman demek ki ilk aşkım ki hala da devam ediyor. Kaç yıllık evlisiniz? 54 yıllık, 55 yıllık. Allah uzun ömür versin. Evet, evet. Bir yastıkta kocasın dedikleri bu herhalde değil mi? Evet, bu kadar yeteri uzun. Kadar kocadık biri. Güzel, güzel. Peki ama şimdi bir şey tanımladınız siz. Yani bir ilgi, içinde tutku olan, belki bir dostluk da olan bir noktadan sonra. Ve de fikri olarak anlaşan iki kişiden mi söz ediyorsunuz? Bu mutlaka gerekir mi? Yani mutlaka insan karşısındakinde kendisiyle tamamen uyum içinde olan birisini mi arar? Hayır. Yoksa hayır. Tabii. Evet. Ne yani arar? Zaten aşkın bir sonuca varmaması da kendisinde olanları başkasında aramasından. Ben bu konuya ve bütün konulara insan insana, aşk bir insan insana ilişki evvela bunu yatsımaya imkan yok. Aşk bu kişilerin bedensel olarak ki cinselliği de içeren bir birliktelik değil mi? Ruhsal olarak, toplumsal olarak birleşip bütünleşmesi ve gerek bedensel olarak, gerek ruhsal olarak, gerek de toplumsal olarak birbirlerinin özelliklerini, birbirlerinin niteliklerini karşılıklı olarak kabul edip buna anlayış ve hoşgörüyle yaklaşması. Üç tane benim hep konularda bir sorun çıktığı zaman yaptığım şey var. Bilim dalının birer cümlesini bilmekte yarar var. Bir, psikoloji bize bir tek şey öğretiyor. Her insan ayrı bir dünyadır. Hiç kimse ama hiç kimse onun gibi düşünmem için beni zorlayamaz. Ben de hiç kimseyi benim gibi düşünmek için zorlayamam. Bu bir. Psikolojinin bize öğrettiği bir. İkincisi, toplumsal psikoloji bize ne öğretiyor? İki insan bir araya geldiği zaman bu birlikteliği sürdürebilmek için mutlaka ödün verecek. Mutlaka ben illa böyle istiyorum, illa böyle olsun diyemeyeceğim. O birlikteliği sürdürmek istiyorsam ben de ödün vereceğim. Bazı alışkanlıklarımdan, bazı beklentilerimden karşı tarafta ödün verecek. Ama çok defa belki siz daha da iyi şey diyorsunuz. Böyle bir sorun iki taraf arasında da hele bizim ülkede sürekli bu iş sürsün diye ben ödün veriyorum diyor hanım. Sürekli bu iş sürsün diye ben ödün veriyorum diyor bey. Olmuyor ya ikisi de vermiyor ya ikisi de verdim zannediyor. Yoksa da üçüncüsü de bu ilişkiler içerisinde hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ve hiçbir türlü şiddet içeren bir ileti olmayacak. Kaşla, gözle, ses tonu ile karşı tarafın değil mi konuştuklarına, karşı tarafın şeylerine aldırmazlık göstererek. Bunların üçünü bir araya getirip aşk da bunun içerisinde eğer bir ilişki sürdürülüyorsa bu işte 55 senede süren bir ilişki haline gelebilir mutlaka. Peki şimdi size dönelim. Siz 12'de evet, evlendiniz. Taze bir aşığım henüz. Evet. Bu kuşkusuz. Ama şöyle bir şey var. Hocamın görüşlerine katılıyorum. Fakat aşk öyle bir şey ki çok bilimsel kalıplara sığdırılması çok da mümkün olmayan bir şey. Yani az önce nasıl aşık olur insanlar, nasıl aşka kapılır diye konuşurken hocam. Aklıma Özdemir Erdoğan'ın şarkısı geldi. Yani sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir. Yani bir insanın bir insana sevgi beslemesi için ille de bir nedene ihtiyacı olmaz.
Ama nedenlerle, sebeplerle desteklendiği zaman o aşk sevgiye dönüşebilir. Aşk biraz uçucu bir şey bana kalırsa. Değerli, kıymetli olanı sevgi. Geçen hafta bir aşk filmi seyrettim. Bir Fransız filmi. Evet. İsmi Aşk. İşte gerçek aşk orada. 80, 75-80 yaşında insanlar. Kadın yürüme yeteneğini yitiriyor. Kocası onu tekerlekli sandalyeden kaldırıp koltuğuna oturturken kadın ona komutlar veriyor. Diyor ki sağ elinle belimi arkadan kavra. Sol elinle ensemden sıkıca tut. Beni yavaşça kendine doğru çek. Dizlerini dizlerimin önüne koy ki aşağıya doğru kaymayayım. Sonra beraber kalkıyorlar ve koltuğa doğru ufak ufak yan yan adımlarla gidiyorlar. Yönetmen bunu ne amaçla çekti bilmiyorum ama ben bunu aşkın 80 yaşındaki tangosu diye gördüm, öyle izledim. Yani hep aşk deyince gençlerin kırlarda el ele tutuşup papatya toplaması akla gelmemeli. 80 yaşında da insanlar aşk tangosu yapabiliyorlar. Ben o filmde gördüm. Onun için aşk denen şeyi çok fazla çerçevelemek, bilimsel gerçeklerin üzerine oturtmak zaman zaman bizleri beyhude çabalara sürükleyebilir diye düşünüyorum naçizane. Estağfurullah. Tabii ki şimdi herkesin kendine göre tabii aşka bakışı var. Ben çok daha tabii ki didaktik bir şeyden bakıyorum. Yani şöyle ki bakıyorum, yani aşık oldum diyen insanların beyin tomografileri çekildiğinde yahut da işlevsel manyetik rezonans görüntüleme teknikleriyle bakıldığında gerçekten belirli yerlerde belirli aktivitelerin olduğu görülüyor. Ve bu bir sevgilinin fotoğrafı gösterildiği zaman başka bir yer. Mutlaka bir çocuğun, insanın çocuğunun ya da annesinin ya da arkadaşının gösterildiği zaman başka bir yer beyinde. Yani demek ki hakikaten beynimizde mutlaka yansımaları mutlaka şeyleri vardır. Ama çok da laboratuvara uymayacak sonuçlar da zaman zaman alınabiliyor ki aşkın değişmesi, dönüşmesi gibi aşk elle tutulur, gözle görülür ya da raporlara geçebilecek kıvamda şeyler bir şey değil. Kimyasal bir formülü de henüz bilmiyorum, siz tabii tıbben yani belki kimyasal daha formülü şöyle ki var. Tabii ki beyinden salgılanan bir takım nöro ileticiler var. Yani aşık olduğunuz zaman bazı şeylerin salgılanması, işte onların adı artık biliniyor. Koku da dahil. Biliniyor. Fakat mesela onların başlangıçta çok yoğun bu salgılama olduğu halde işte dopamin, vazopresin gibi bir takım böyle işte nöro ileticiler giderek dozunun düştüğü mü? Giderek düşüyor. Evet. Ve bu düşüş hızlı bir düşüş. Yani hiç de o kadar. 3 yıl mı diyorsunuz? 3 yıllar var, 4 yıllar var. Yani arada çocuğunuz olursa başka türlü oluyor. Her neyse, ama her halükarda o ilk andaki o yüksek yani sizi uykusuz bırakan, aç bırakan diyelim ki ya da ağrıyı hissetmediğiniz, bütün bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış şeyler. Ama yani mesela beslenmeye muhtaç bir şey aşk aynı zamanda. Yani siz eğer aşkı tamamen kendi doğasına ve kimyasına bırakırsanız ilişkilerde zaten her doğal olay gibi törpülenmeye, azalmaya, düşüş eğilimine girmesi. Bir iyi niyet gerekiyor yani. Mutlaka bir çaba gerekir. Çaba gerektiriyor. Mutlaka beslemek, büyütmek gerekir. Sevgiye dönüşebilmesi adına. Ama benim kendi mesleğim açısından burada söylemek istediğim bir şey var. Önemli gibi geliyor bana. Umarım gençler ve çocuklar aşkı televizyon dizilerindeki gördükleri şeyden ibaret sanmazlar. Bu çok önemli bence. Bu televizyon konusuna tekrar geleceğiz. Çünkü televizyondaki aşklar gerçek hayatta büyük bölümü yok. Evet. Olmaması da iyi zaten. Yani olsalar da ne olurdu bilemiyorum. Üçüncü sayfa haberleri herhalde bir daha 33 sayfa olurdu diye düşünüyorum. Çoğalmamız bile durabilirdi. Durabilirdi, evet. Yani evet. Peki siz insan ilişkilerini iyi bilen, bu dengeleri iyi bilen ve bir anlamda da bunları manipüle de edebilen bir deneyime sahipsiniz. Teşekkür ederim. Siz diyelim ki bir kadın olarak bakarsanız eğer, İstediğiniz erkeği kendinize aşık edebilecek bir beceri var mı? Yani böyle bir yetenek insanlara kazandırılabilir mi? Hayır, herkes için geçerli değil. Mesela dün görüştüğüm bir hanım vardı. Mümkün değil.
onun bahsettiği erkeği aşık etmek de herhangi bir şey yapmak. Birini hedeflemiş yani. Genelde evet. Hedefleyip de bana geliyorlar. Evet. Ama evet. O kişi mesela mümkün değildi. Çok açık da söyledim. Ne yaparsak yapalım. Çünkü o kişinin kafasında başka bir hayat var. En azından belirsizlik olduğunda, geleceğini planlamamış olduğunda o kişiyi manipüle edebiliriz. Ama ben şöyle bir hayat istiyorum, ben şöyle bir evlilik istiyorum. Bu konuda çok net olanlar var. Onlara herhangi bir şey yapamayız. Kafası karışık olanlar şahane manipüle etmek için. Provoke etmek için de şahane. Ama dediğim gibi herkes için geçerli değil. Peki ama siz kafası karışık bir erkeği veyahut da henüz kendisi için bir çerçeve ilerisi için bir çerçeve çizmemiş olan birini manipüle edip onu evliliğe götürebileceğinizi düşünüyorsunuz. Evet, hatta bununla ilgili şeylerimiz var bizim. Mesela bir tane 16 günümüz var. Evet. Asla istemiyorum diyen bir erkek yalvar yakar 16. günde nikah masasına oturdu. Peki. Ama mutlu mu bundan? Evet. Şu çok önemli benim için. Asla kimsenin mutsuz olacağı bir şeye sebep olmak istemiyorum. Onu çok net kendi hayatım için düşünüyorum. Ama o kişi verilen profilde gerçekten o evliliği yaptığında mutlu olacaktı. Hangisi? Erkek. Ha, erkeği manipüle ettiğimiz erkek. Kadın mutlu kadın olacak. Kadın mutlu olacak da çünkü benim müşterim kadındı zaten. Zaten evlenmek istiyor evet. Değil mi? Aha. Yani o bütün ömür boyu mu gerekir ondan sonra o manipülasyon? Hayır. Yani. Zaten birlikte çalıştığım kişiler bir süre sonra o yöntemi öğreniyorlar. Mesela asıl öğrendikleri şey şu. Birincisi kendine güveni yok çoğu kişinin. İkincisi karar verme zorluğu çekiyorlar. Erkek açısından mı diyorsunuz? Her anlamda. Evet. Bir yerden bir yere taşınma konusunda dahi ciddi karar güçlüğü çekenler var. İlişkileri konusunda bilmiyorlar. Bir de şu anda ciddi krizler var bana göre. Mesela 30 yaşını geçmiş bakire olan çok sayıda kız var. Yani bu demektir ki ilişki normal yaş nedir? İşte 18 ile 25 yaş arası bana göre. O 25 yaşı geçtikten sonra orada bir sorun vardır. O zaman mesela birçok psikiyatrla biz birlikte çalışıyoruz zaten. Özellikle birlikte hareket ettiğimiz hani şu kişinin bu şeyi çözülmezse hayatı ne ilişkisi ne başka bir şey yolunda gitmeyecek. Onu yapmak zorunda olduğumuz kişiler var. Ben aslında bir şey gibiyim, orkestra şefi en son bana geliyor. Ben de şimdi şunu yapıyoruz, şimdi bunu yapıyoruz ama tamamen birebir şeyler. Mesela şu mesajı atacaksın, şu konuşmayı yapacaksın. O kadar. Tabii o kadar. Ama bu kendi kimliğinin dışında başka bir şey öğreniyor. Yani başka evet, başka bir şey öğreniyor. Ama şunu öğreniyor aslında. Cesur davrandığında aslında bir şeylerin çok daha yolunda gittiğini ya da içinden geçeni söylediğinde. Bu nedir bu? Bu erkek tavlama yöntemleri midir? Yani bunun bir adı var. Yok. Bu yok. Her anlamda kullanılabilir. Oyun teorisi normalde ekonomide kullanılan bir şeydir. Hesapları, kitapları ya da müşteri ilişkilerinde kullanılan bir şeydir. İşte şirket anlaşmalarında kullanılan, ülke yönetiminde kullanılan bir şeydir ki kökeni savaş sanatından geliyor. Ben sadece bunu ilişkilere uyarlıyorum. İlişkiler bana göre bütün bunların kökü zaten. Peki orada bunu erkek fark ettiği zaman günün birinde fark edebilir. Fark edenler oldu. Ne yapıyor onlar? Ben çok sıkı tembihliyorum ne olur beni herhangi bir yerinde bulundurma diye ama. Ne yapıyor onlar? Herhalde çok sinirlenir. Ben olsam çok sinirlenirim herhalde. Yani bütün o zamanlarımız boyunca sen bana oyun mu oynuyordun diyorlar. Evet. Ama şunu da akıllarına getirmiyorlar. O kadar süre içinde çok mutluydu bunlar. Beni fark ettiklerinde mi mutsuz oluyorlar? Hayır demek ki ona inanmıyor. Şimdi siz... Ama samimiyet aranmaz mı? Evet ben yani siz böyle bir şeyin içinde herhalde çok, ne yapardınız? Çok kötü hissederdim. Daha çok önceki duygular konusunda tereddüde... Bana gelmediğini nereden biliyorsunuz? eşinizin bana gelmediğini nereden biliyorsunuz? Evet. Ondan çok eminim. Eyvah. Hiç emin olmayın yani bu gidiş. Ama hakikaten insan kendisini birazcık böyle bir oyunun parçası değil mi? Bir oyunun piyonu. Biraz aldatılmış, biraz üzerinde proje çalışması yapılmış proje bir nesne gibi hissediyor. Yok. Aşkı projelendirmek bana açıkçası çok samimi gelmiyor. Korkanlar genelde öyle diyor ama atom bombasını da başka bir amaçla yapmışlardı. Doğru. Ben pozitif anlamda kullananlardanım. Şunu düşünüyorum öncelikle, ben güzel bir ilişki yaşayan mutlu bir insanım. Ve aslında mutlu olmanın çok da zor olmadığını fark ediyorum. Ve bunu bildiğim teknikleri başkalarına da göstererek yaymaya çalışıyorum. Böyle düşünüyorum ben. Ama bu mesela şimdi Yüksel Bey'in işte ayağını kaydırayım. Ya da bilmem ne olsun işte çok mutsuz olsun onları ayırayım. Bu başka bir şey hakikaten de ruh hastası olmak lazım bunları yapmak için. Ama zaten bir kadın bir erkeğe aşıksa
Herhalde %10'u falan ruh hastası oluyor. Onlar da var tabii. Peki, takanlar ben, var. Ben yine de ev yapımı organik aşktan yani. Evet. Ama unutmayalım ki mesela boşanmaların sayısı. Hocam da katılıyor. Katılıyor. Evet. Yani. Bunu erkekler tabii korktular bu işten birazcık ufak. Evet. Ama yani boşanmaların sayısı tabii ki artıyor. Değil mi? Yeni tabii yeni ki. Kuşaklarda artıyor. Hatta Batı'da mesela neredeyse %50 boşanıyorlar. Yani bütün evliliklerin %50'si boşanıyor. Türkiye'de de artan bir sayı var çok. Eskiye göre. Yani evet tabii ki boşanmanın kolaylaştığını veyahut da iki tarafın artık çocuklar yüzünden vesaire bir takım şeylere katlanmamak gibi başka türlü bir yere geldiğini. Bilmiyorlar aslında. Yani o aslında Yüksel Bey'in dediği hani ben eski o şeyi istiyorum ev yapımı diyor ya. Biz doğal olmayı diyor ama. Doğal olmayı diyor evet. Ama biz ne kadar doğalız. Geçenlerde bir tane reklam filmi gibi bir şey, bir belgesel seyrediyorum. İki tane reklamcıyı alıyorlar. Diyorlar ki biz size yarım saatte planlamanız gereken bir kampanya istiyoruz, talep ediyoruz. Ve bunu yapın. İşte diyorlar bu da bizim bu kampanya ile ilgili görüşümüz. Bu zarfı lütfen açmayın diyorlar. Ve yarım saat geçiyor, adamlar hazırlıyorlar. Yaptıkları şey şuraya bırakılan şey, proje. Tıpa tıpa aynısını yapmışlar. Neden? Çünkü adamların izledikleri güzergahta aslında onlara belli imajlar verilmiş. Ve daha sonra o imajların sonucu aynı şey çıkıyor. Bu planlanabilir bir şey. Şimdi biz aşkı nasıl planlıyoruz? Şöyle bir imajın olacak. Şöyle konuşacaksın, şöyle görüneceksin. Haftada 3 gün yemeğe çıkacaksın eşinle. Evlilik dediğin şey ama ne olur canım bir ayda boşanırsın, 2 ayda boşanırsın. İnşallah ömür boyu sürer. Yok artık bunlar. Yani o yüzden biraz ne istediğimizi bilmiyoruz. Bana geliyorlar mesela diyorlar ki ben şundan intikam almak istiyorum. Boş versene diyorum. İntikam falan almak istemiyorsun. Sen sadece kafandaki mesaiyi sürdürmek istiyorsun o kişiyle ilgili. Ve buna da geçerli bir sebep bulmak istiyorsun. O kişiyi konuşmak istiyorsun. İntikam adı altında konuşmayı devam ettiriyorsun. Bir seremoni gibi bu aslında. Ama sen onunla ilgili başka bir planın varsa ya da neden taktın ona. Gel arayalım sen de bunun sebebini. Çözüyoruz. Ya o kişi geri geliyor. Ama o takıntı olmasın ya da intikam olmasın bana göre çok ciddi bir zaman kaybı intikam planı. Evet bunu da ayrıca konuşuruz tabii ki bu önemli yani değil mi? Yani kadınların, ben ev yapımı siz biraz gözlerinizi hayretle açarak bakıyorsunuz değil mi öyle? Şimdi evet. Tabii yani çok zor bu konuyu çok tartışmak evet. Çok zor bir sonuca varmak çok zor. Ama hep dediğimiz gibi biz daha çok bilimin bize verdiği şeyle konuya yaklaşmak yönündeyiz. Şimdi şu var, bütün insanlar neyi arıyor? Mutluluğu arıyor. Evet. Aşkta da mutlaka mutluluğu alıyor. Yani ben bir yere gidip de bir konuşma falan yaparken soruyorum niye geldiniz diye. İşte ne bileyim ben bir sorunum var çözme. Peki sorunu çözerseniz ne olacak? Daha rahat olacağım. Daha rahat olursanız ne olacak? Üçüncü, dördüncü sorudan sonra cevap mutlu olacağım. Bir. Mutlu olabilmek için mutlaka o kişinin mutlu olmak motivasyonunun olması lazım. Çabasının olması lazım. Yani mutlu olmak ancak ve ancak benim çabamla elde edilecek bir şeydir. Ben çaba göstermezsem yani bu anlayış yoksa, bu inanış yoksa o kişinin bu tür şeylerle mutlu olması biraz güç gibi geliyor. Aşkta mutluluğu bulması yahut o aşk istemiyor belki bir birliktelik istiyor çünkü değil mi? Yani bu esas birisinin bir araştırması var şimdi onu bulamadım burada ben bir kitap yazmıştım çatışan değerlerimiz diye. Tabii aşk da bu çatışan değerlerimiz içinde önemli bir şey oluyor. Bir test çok basit bir test yapmış bir sürü sözcük bir araya getirmiş ilgi, sevgi, anlayış. Ne bileyim ben işte destek, paylaşma yani hepimizin günlük hayatta şeyleri söyle. Ondan sonra nefret, kızgınlık, öfke, kin, düşmanlık falan. Böyle bir 20-30 sözlüklü bir test. Ve karşıdaki kişilere vermiş. Ne olur demiş siz şu anda aşıksınız. Öyle diyorsunuz. O zaman sizin duygularınızı dile getiren şuradaki kelimeleri lütfen seçin. Sözcükleri çok basit bir test, çok kolay bir test. 3 tane birbirinden farklı seçim ortaya çıkmış. Bir kısmı ki bilinçli olarak aşktan mutluluğu arayanlar herhalde öyle. İlgi, sevgi, paylaşma, anlayış, hoşgörü gibi değil mi? İnsana mutluluk veren duyguları ve o duyguları
seslendiren sözcükleri seçmişler. Bir kısmı koruyucu olarak karşı tarafı korumak için daha çok koruyucu, gözetme, dikkat etme. İkincisi de bir nevi koruyucu anne baba rolünü oynayarak hep sevdiği insanı himaye etmesi, hep sevdiği insanı gözetmesi. Aman şunu yapma, şu olur, bunu yapma. O ikinci grup. Bu seçtiği sözcüklere dayanarak söylüyorsunuz. Üçüncü grupta seçilen sözcükler içerisinde de daha çok öfke, kin, nefret, aşk, kızgınlık, dendiği öfke. Zaman aşığım diyor bu insan. Aşığım diyor ama işte bana şunu yapmadığı için, bilmem şunu anlamadığı için, bunu paylaşmadığı için, bu dediğimi yerine getirmediği için kızıyorum, öfkeleniyorum, sinirleniyorum falan gibi bir şey. Tabii en sağlıklı aşk herhalde birinci gruptaki aşk değil mi? Evet. Bir mutluluğu birlikte paylaşmak için şey etme. Diğeri karşı tarafı bıktırtan bir aşk. Buraya gitme, bunu giyme, böyle yapma, böyle dolaşma, böyle yaşama. Üçüncüsü de belki bizdeki aşklar biraz öyle, çok seviyordum, öldürdüm diyor. Yani bizdeki aşklar da değil mi? Yavaş yavaş o üçüncü gruba göre gidiyor. Kadın aynı şeyi kabul ediyor. Kocam değil mi diyor, sever de döver de diyor. Yani o da bunu. Şimdi bu aşk mı? Yahut bir insan nasıl olur da bu kadar insancıl bir duygunun, bu kadar o insana mutluluk veren bir duyguyu yaşayan yahut yaşatan kişiyi öldürecek hale gelir. Artık bunun insanlıkla falan mutlaka ilgisi olmayan, değil mi, patolojik bir aşk. Bu sever de döver de meselesi bana hep çocukların annelerinden ya da babalarından dayak yiyeceğini ya da işte onların kızacağını bildiği halde hep aynı şeyi, o aynı sorunu çıkarması, aynı hatayı yapmasını hatırlatıyor. Aslında ilgi görmediği için çocuk o şekilde negatif bir tabii, ilgiye tabii. dahi razı. Yani dayak yemek onun için bir ilgi çeşidi. Yeter ki varlığını normal aslında. Tabii, tabii. Belli yaşadığı hayattan sonra herkesin bir normali var. Eğer ailesinde şiddet varsa... babayla ilgili bir sorun varsa, ayna ile ilgili, kardeş kıskançlığı genelde zaten hep dipte olan bir şey. Bütün bunları sonraki hayatında devam ettiriyor. İlgiyi de o kocam döver şeyi de aslında zaten annesinden yıllarca dayak yemiş ya da annesi zaten babasından dayak yiyor. Ama bunlar bir aradalar ve demek ki diyor işte erkek dediğin döver de sever de. Ya, benim çok yakından tanıdığım hakikaten çok zeki olan, kafası çok iyi, eğitimi çok iyi ama bu şekilde bir hayat sürdüren tanıdıklarım var. Ve bir şey yapamıyorsunuz. Ben hatta onunla ilgili şöyle bir çalışma yapılsın diye uğraşıyorum bir yandan. Mesela karakola gitti kadın herhangi bir darp şikayetiyle. Aslında o kadının da erkeğin de hemen bir psikiyatra yönlendirilmesi gerekiyor. Çünkü kadın aslında iki dakika sonra vazgeçecek. Polisler de bu yüzden bir şey yapamıyor. Çünkü nasılsa kocam ben o sırada kızdım ama geri alıyorum. Şimdi yeni uygulamalar var aslında. Mesela şikayette bulunduğu zaman otomatik olarak galiba devreye giriyor. Ama çok kişi onu da geri alıyor şikayetini. Ama o kadın kesinlikle bir psikiyatra ihtiyaç duyuyor o sırada. Neden onu yaşamak istiyor ya da neden ona razı oluyor? Ya da bırakın şiddeti, sözel şiddete uğrayan, bunu da normal karşılayan. İşte o bizim normalimiz neyse aslında onu kolay değil değiştirmek. Şimdi tabii bunun çok farklı nedenleri var. Yani bir ekonomik güvencesi olmayan bir insan yani değil gidecek işte. Yeri olmadığında. Hayır aslında Sevil Hanım iyi ki bunu açtınız. Çünkü genelde kadınların hep bunu kullandığını görüyorum ben. Hayır ekonomik durumu yerinde olmadığı için değil. Ama şöyle bir sorun var, aile durumu. Mesela ailesi diyor ki istemiyorum seni diyor. Gideceksin kocanın yanına. Öyle bir baskı ve normalleştirme şeyi var ki sen i̇şte niye gidiyorsun yani aileye diyor. Aileye muhtaç en azından. Evet. Yani kendi kendine ama bir yerde ama tek başına oturup... yaşayamıyor. Ama ekonomik işte. Durum yoksa kadınların çalıştıkları zaman herhangi bir şirkete girdiklerinde bile araştırmalar var. %20 kar oranı artıyor. Bir kadının çalışması ya da kazanması aslında bir erkeğe göre çok daha kolay. Evet, şimdi dönelim biraz demin dizilerden söz ettiniz, dizilerdeki aşklardan söz ettiniz. Biraz açar mısınız? Yani dizilerdeki aşklar olmasa dediniz. Şöyle, dizilerdeki aşklar ikinci bölümden itibaren, ikinci bölümünden sonra entrikaya, ızdıraba, işkenceye ve her tarafın, her cephenin mutsuz olmasına doğru ilerliyor. Çünkü... İşin doğasında bu var.
Çatışma olmazsa eğer reyting olmuyor maalesef. Reyting gözetildiği için de en masum aşkların içinden bile 3 bölüm sonra kurşunlar geçmeye başlıyor. Kurşunlar vızıldamaya başlıyor yani romantik dizinin içinde. Bir de aşk üçgenleri olmalı mutlaka. İzlenilebilir kılması için bir dizinin kendisini. İki nokta olmuyor. Mutlaka 3 nokta arasında gelişmesi lazım. 3-4-5 bile oluyor. Bazen. Bir kişiye yani aşık ya iki herkes. Tane kadın bir erkeği paylaşamıyor ya da 3 erkek bir kadının peşinde. Bunlar öykü yarattığı için kendiliğinden tematik unsurlar olduğu için senaristler tarafından, yönetmen, yapımcı tarafından kullanılıyor. Yani bunların hepsi birer reyting oltası. Dedim ya az önce benim endişem çocukların evlenmeyi izdivaç programlarında olan bitenden ibaret görmesi, aşkı da dizilerdeki gibi tanıması. Asıl tehlike galiba burada. Bugün aile mahkemelerinin boşanma davalarına yetişememesinin sebebini ben 20-25 yıl önceden görüyorum. Belki de Dallas dizisinden dolayı. O dönemin büyüyen çocukları kafalarında ilişki aşk ilişkisi olarak bütün hafta onu gördüler, onu tartıştılar. Yansıması, ortaya çıkması belki bugünleri buldu. Şimdi yetişen çocukların boşanma davalarına ise Türkiye'de hiç kimse yetişemeyecek. Belki de düşünüyorum aslında Yüksel Bey'e katılmıyorum. Dizi yazarları gittikçe daha zeki bulmaya başladım ben. Daha iyi şeyler çıkmaya başladı. Mesela çatışma olması diyor. Çatışma olmadan aşk olmaz zaten. Aslında bu da bana göre bir kadının 28 günlük ritmini takip etse bir kadın doğal halinde gitse doğal bir çatışma da olacak o bir ay içinde. Onun yanında üçüncü kişi diyorsunuz. Kıskançlık ilişkiler için bir yapıştırıcı gibidir. Tekrar pardon, aşkı. Sözünüzü kesiyorum. Sakın şey yapmayın. Kaldığınız yerden devam edeceksiniz ama bir parantez açıp yani kadının sonsuza kadar menstruasyon içinde olacağını düşünmüyoruz elbette. Yani hayır hayır bana çok rastlanan bir şey ve çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Ne oluyor oradan sonra? Öğrenilmiş davranış devreye giriyor. Yani her halükarda sanki regl oluyormuşçasına mı o 28 günlük döngü? Öyle bir düzen ki o aynen öyle. 28 günlük döngü sürekli devam ediyor. O döneme geçtikten sonra da çünkü yıllarca onu öğreniyor ve o aslında nedir? Hani bir an kızarsınız, bir an her şey böyle çok toz pembe görünür. Bir an işte her şey çok güzel, çok şeyken işte eşinizden nefret ettiğiniz bir an vardır. Ama bunları söyleseler birincisi birikmiyor. İkincisi içinde tutmuyor. Üçüncüsü kendi gibi davranıyor. Aslında feminizmin kadınlara yaptığı çok büyük bir şey vardı diye bakıyorum ben. Feminizm aslında ekonomik bir hareketti. Ama kadınlar gittikçe feminizmi yanlış anladılar ve daha erkeksi davranmaya başladılar. Kendi ritimlerinden de şaştılar. Daha durgun, daha böyle planlı, daha kadın gibi değiller aslında artık. Ne bunu içlerinden geçeni söylerler. Çok yani çok. Kadın gibinin ne olduğunu değil mi? Biraz aha, evet. Bu arada bir ilişkinin sağlıklı yürüyebilmesi için ille üçüncü bir şahsa ihtiyaç duyulmasını ben çok doğru, çok ahlaklı ve çok doğal görmüyorum. Kolaylaştırıcı olarak. Yani yapıştırıcı yani. Olarak eğer bir üçüncü kişiye ihtiyaç duyuyorsa zaten o ilişkinin temelinde bir problem vardır. Yüksel Bey'le yapıştırıcılar yani eski kuşaklarda ailenin büyükleriydi. Değil mi? Evet. Yani çatışmalar olduğunda. Ama o zaman da onlar... kadınlar kıskanıyordu. Kıskançlığın şöyle bir hizmeti var. Karşınızdakini değerli görmek. Ben şimdi Sevil Hanım'a aşığım. Bir başkası da ona aşık olacak dediğim anda onun değeri katlanıyor. Ve kadınlar ne zaman ilişkileri sıkıntıya girse ve arada bir başkasını hissetseler o aşk birdenbire böyle sıkı sıkı tutunmaya dönüşüyor. Erkekler için de öyle. Bunun bir üst aşaması şuraya geliyor. Altın gününde kadın diğer kadına diyor ki benimki beni öyle kıskandı ki önceki gün ağzımı burnumu kırdı. Seninkinde var mı öyle bir şey? Yani bundan neredeyse bir övünç meselesi. Öyle bir şey yok. İzleyenler ne olur yani altın günlerinde böyle bir şey olmuyor. Bunun, ben altın bunun, gününde katılmıyorum bunun bir ama üst, aşaması. Bunun bir üst bu bana neyi bu anımsattı olabilir. Biliyor musunuz? Bir şey deneyi vardır. Bir farelerle yapılan bir deney vardır. Tabii ilginçtir. İnsan ilişkileriyle ilgili olarak birçok hayvan deneyleri yapılarak tabii, aydınlatılmaya tabii. çalışılır. Yani bunlardan bir tanesi bir kafeste dişi ve erkek fareler bir arada. Bir kafeste sadece erkek fareler var. Bu iki kafesin karşısına
dişi fareler getiriyorlar. Ve de onların ne hangi kafese gideceğine bakıyorlar. Teorik olarak yanında dişi olmayan farelerin gitmeleri gerekirken bunlar aksine yanında dişiler olan farelere gidiyor. Çünkü diyor ki bunlarda bir şey var, demek ki bir cevher var ki kendine bir şey bulmuş ama zaten. Ama hayvansal bir gücü değil midir? Evet. Eş seçerken yani de dişi güçlü ve denenmiş olanı tercih i̇şte etmez mi doğada? Peki, bir deney daha var bu tam erkekler için. Bir kafese iki fare koyuyorlar. Bir fare koyuyorlar, iki tane değil. Bir yeşil düğme var, bir kırmızı düğme var. Kırmızı düğmeye bastığı zaman... Editörüm diyor ki niye farelerle erkekleri karşılaştırıyorsunuz diyor. Yok, editörümüz. Şimdi kırmızı düğmeye bastığı zaman orgazm alıyor fare. Yeşil düğmeye bastığı zaman yemek alıyor. Ama fare açlıktan ölüyor. Erkek fareleri düşününce... Yani onlar da yönetilmek için. Tabii, tabii. Böylece erkeklere akılsız diye. Yani, varılan sonuçta bu. Yani, maalesef. Evet. Şey söyleyebilir miyim? Buyurun efendim. Şimdi tabii burada konuşmayla karşımıza gelen vakayı değerlendirme birbirinden çok farklı. Çünkü karşımıza gelen kişide böyle bir genellemeyle yaklaşamayız. Herhangi bir sorun varsa ki bunun içerisinde mutlaka aşk da var, bunun içerisinde eşiyle anlaşmamazlık da var, bunun içerisinde ona bağlı bir sürü sorun var. Bir, bu o kişinin biyolojik bir sürü nedeninden kaynaklanabilir. Siz birini söylediniz ama daha bir sürü şey organizmada bunu değişik... Bunu çürüteceğim. Çürütemezsiniz. Çürüteceğim. Hayır, imkan yok. Durun, hayır. Bir saniye. Çürütme imkan yok. Evet. Çünkü bir insanın tiroidi fazla çalışır, sinirli olur. Evet. Az çalışır, ilgisi. Mesela şekeri vardır, tansiyonu vardır, bir sürü şey. İki, o kişinin psikolojisi çok önemlidir. Kadının psikolojisi, erkeğin psikolojisi. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir araştırma var. Bütün şeylerde, nüfuslarda... Akıl sağlığı yerinde olan, yani mutlu olan kişiler %40 oranında. Diğer %40'ının, mutlu değil, belki ruh sağlığı pek yerinde değil ama hasta değil. %15'i de hasta. Şimdi gelenler içerisinde bir de bu oranı az bir oran değil, düşünün. %40 oranında ruh sağlığıyla ilgili sorunu olan kadın... Veya bunun aşka bakışı birbirinden farklı. Hasta ayrıca bir de hele bizim toplumlarda kadının bir sosyal konumu ve rolü var. Bizde kadının sosyal konumu rolü pek sizin dediğiniz gibi değil açıkçası. Buna da imkan yok. Nasıl? Bizde kadınların büyük bir çoğunluğu ister kentte olsun ister kırsal yörede olsun erkek egemen bir toplumun etkisi altında. Kadının koruyucusu daha çok erkek, erkek yerine geçen toplum, toplum yerine geçen koca ve namus kadının üzerinde tam bir koruyucu şey gibi, ağ gibi örülüyor. Bunlar öyle görünenler. Hayır öyle görünen yok şimdi ne olur. Yok ben kadının konumuyla ilgili bir şey söylemedim. Ama kadının sizin korumu bu. Sizin dediğiniz gibi değil dediniz ya ben kadının konumuyla ilgili bir şey söylemedim. Hayır şu açıdan yani sizin de şöyle düşünmüyor, böyle şey etmiyor dediniz ama yani büyük bir çoğunluk bu şekilde sorunlar bundan çıkıyor, cinayetler bundan çıkıyor. Kadınla erkeğin bir sürü yerde değil mi rahatça ilişki kuramaması, iletişim kuramaması bundan çıkıyor. Yani o yüzden bu da sanıyorum ki önemli faktörlerden biri. Peki çürü değil mi? Fena. Çürüteyim mi? Pek sanmıyorum. Pek buyurun dinleyelim ne bakalım. Tamam tabii ama yani. Buyurun. Şimdi benim hareket noktam birincisi duyguları manipüle etmekten başlıyorum ben. Duygular nedir? Kızmak. Hipofiz, tiroidi bozukta duyguları manipüle edemezsiniz tedavi edimle de. Kızmak, sevmek, şefkat ihtiyacı, sevilme, onaylanma ihtiyacı. Herkes için konuşuyoruz. Evet. Şimdi mesela diyelim ki nasıl yaptığımı söyleyeyim. Bir kadın bir erkekle ilk görüşmesini yaptı. O ilk görüşmeden sonra kadın erkek aradığı zaman şöyle dediğinde. Kusura bakma sen bana uygun biri değilsin. Beklediğim şeyleri sen de bulamadım. Çünkü ben ciddi bir ilişki yaşamak istiyorum ama sen de bunun belirtilerini görmedim. Şimdi bakın bu birinci görüşme daha. Siz bunu söylediğiniz zaman burada devreye ego giriyor. Neden diyor? Adamın kafasında evlilik yok aslında görüşme sırasında. Belki sadece bir görüşmek istiyor sadece. Ama kadın bunu dediği anda adam ona fixleniyor.
Ha ben niye uygun değilim? Niye uygun değilim? Ama hayır ben öyle düşünmüyorum demeye başlıyor. Bakın manipüle ettik. Ondan sonra o kişiyle görüşmeye başlıyorsunuz. Gerçekten uygun mu değil mi? Bir kızı 100 kişi ister, bir kişi alır şeyinden yola çıkıyoruz. Yani burada bahsettiğim kişisel detaylar değil, genel duygular. Tabii ki onun mesela kabul etmediğim yüzlerce kişi var benim. Kesin bakıyorsunuz ki bu psikiyatra gitmek zorunda ya da başka bir sorunu var. Siz o kişiyi zaten hiçbir şey yapamazsınız. Benim burada... Yani aklına şey düşürmeye çalışıyor. Karpuz kabuğu. Evet yani hiç niyeti yokken erkeğin evlilik fikrini düşürmeye çalışıyor. Nasıl taçalı? Şey yapıyorum. Tersinden negatif olarak yapıyor. Yani sen bana uygun değilsin diyor. Öteki de buna kızıyor. Nasıl olur da ben sana uygun değilim diyerekten. Bir, yani. Onu böyle yani peki, arı kovanına çomak bunun, sokar bunun gibi. Üzerine bina edilen bir ilişkinin evlilik ileride süremem. Sağlıklı olabileceğini garanti edebiliyoruz. Evet onu da hemen söyleyeyim neden olacağını. En basitinden reklamlara bakın. Bir araba reklamının yanında bir tane kadın var. Aha bu arabayı alacaksın böyle sevgilin olacak diyor reklam sana. Öteki şeylere bakıyoruz. Mesela tazı yarışında bir tane tavşan koştururlar. O tazılar neden koşar? O tavşanı yakalamak için koşar. Kadın sürekli olarak sistemde ön planda olan, erişilmesi gereken ya da ona dair çalışmak zorunda erkek. O kadını memnun etmek için. Erkekler neden çalışır? İşte o tazı yarışındaki tavşandır bir kadın. Bir de feministim dediniz ama. Ben değilim. Ha, ben değil misiniz? Ha, yani çünkü bu onlarla tamamen şey düşünüyor. Ben erkek yani... haklarına dair bir şeyler yapsam yeridir yani. Çünkü ha, kadınlar ya. Zaten bana göre şey. Çok güçlüler. Sistem dişi bana göre. Kimler bütün çok güçlü? Kadınların çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani sistemin dişi olduğunu düşünüyorum. O 28 günlük döngü o kadar çok şeyde var ki kaos teorisine bakın. Orada da görürsünüz. Daha birçok şeyde. Yani ekonomiyi ben takip ettiğim zaman tutuyorum mesela. Diyelim ki 300 lirayı koydum ben. O şeyi sistemi bildiğim için günde 60 lira altından kazanmaya başlıyorum. Ya da bilmem neden kazanmaya başlıyorum. Sistem aynı çünkü. Peki aşta mantık var koca, mı? Eski koca burada cinayetleri eski karı cinayetlerinden daha fazla haber bültenlerinde. Madem güç olarak kadınların köpek kimi ellerinde ısırdı değil. İşte köpeği işte ısırdık diye. Hayır ama ortada somut rakamlar tabii var. Yani kadınların erkekleri öldürme oranı çok tabii daha düşüktür ya. Türkiye'de. Ama yani şöyle bir çalışma bütün dünyada başlatmaya çalışıyorum. Onda birdir. Bakın hiç şey dünyanın her yerinde cinayetlerin %10'unu sadece kadınlar işler. %90'ını erkekler işler. Ya. Seri katillerinde sadece onda biri kadındır. Yani kadınlar ellerini kana kolay kolay bulamazlar. Bulattırırlar belki. Yani onu bilemiyoruz ama her halükarda yani böyle bir oran var. Kadınlar öyle hemen aklına öldürmek yani kıskanıyorum başka bir kadına baktı onun için gideyim bu kocayı öldüreyim demez. Ama şu anda erkekler diyorlar. Yapmaya çalıştığımız bir çalışma var. Kadınların suç işledikleri dönemde hangi regl döneminde tamam, mi değil mi? Bu çok çok evet, yapılıyor. Amerika'da çok suç indirimi var ama Türkiye'de yok. Yani biz Türkiye'de bunu nasıl yaparız diye bakıyoruz yani şimdi. Yani bu çok basit yani herhangi evet bir çok basit yapılır şu ama anda bu dünyanın her yerinde zaten çok iyi bilen şey, çoğunluğu bilinen şeylerdir. Biliyorsunuz herhangi bir şekilde eşini öldürmekten ya da %80 elbette falan o niyetle orada. Ama bu çok bilinen bir hadisedir ama hayır, benim Türkiye'de demin yasalarımızda yok yalnız elbette biliniyor. Ama Amerika'da bu bir savunma şeyi olamaz. Nasıl? Savunma taktiği olamaz bu. Anlamadım. Bu kullanılmış eğer bunu savunma gerekçesi olarak kullanıyorsanız. Yani ha, suç indirimi Amerika'da bazı eyaletlerde. Artık değil. Artık değil. Böyle ben bir şey öyle yok olduğunu biliyorum. Hayır. Bir zamanlar gerçekten bu kabul edilmişti. Ama bu zaten şeydi. Namus cinayeti suç indirimi olan bir ülkede. Yani bu o bir, dönemin bir, suç indirimi olarak kabul edilmemesi. Travma olarak bile yani doğum sonrası diyelim ki birini öldürdünüz hemen doğum sonrası öldürdünüz. Bunu bile kullandılar Amerika'da uzun yıllar. Şimdi o dahi değil indirim sebebi. Yani çocuğu öldürmek ayrı. Kocayı öldürdünüz diyelim. Doğumdan sonra kocayı da öldürdünüz. Bu artık bir gerekçe olmuyor. Yani bir zamanlar bunlar tabii ki çok üzerinde şey yapılan çalışılan alanlardı. Yani kadınların acaba ruhsal durumu, hormonal durumla tabii bu kadar çok allak bullak olur iken, ki doğrudur allak bullak olur, iken işledikleri suçta acaba indirim olabilir mi şeklinde. Şimdilerde bunu özellikle feminist kriminologlar buna karşı çıkıyor. Böyle bir şeyi bir aciz ya da bir sakatlık olarak görüyorlar ve böyle o bir gerekçeden ilginç kurtulmak
istiyorlar aslında. Ama yani aslında çok mantıklı. Düşünsenize bir sürü şey o sıraya, o zamana denk geliyor. Belki patlama noktanız, belki bir tür cinnet. Çünkü herkeste onun dozu yüksek ya da alçak değişiyor. Herkeste de aynı tabii değil. Tabii yani bir standartın teraziniz yok. Ama bunlar testlerle saptanabiliyor teraziniz aslında. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Erkeklerde mesela katil erkeklerde kromozom analizleri yapılmıştır. Fazladan bir Y kromozomu yani XYY olan erkeklerin ki belli bir sendromu, onların arasında acaba şiddete meyilli olanlar daha mı fazla diye cinayetler çok uğraşıldı bununla. Bu da aslında bir savunma şeyi olarak kullanıldı, stratejisi olarak bazı XYY'leri mahkeme karşısında böyle savunmaya çalıştılar. Yani dediler ki bunların böyle bir aşırı bir testosteron salgısı var, agresyonu var vesaire. Ama bunları artık modern yargı sistemi kabul etmiyor böyle şeyleri. Türkiye için hala yapılacak evet, çok ama şey var. Ama niye siz katilleri daha az cezalandırmaya çalışıyorsunuz? Hayır, canım? Kimse kimseyi öldürmesin diye uğraşıyoruz. Bir kadın ne zaman hakikaten patlıyor? Duruyor. Evet, bu psikolojik olarak sağlıklı ama patolojiye girer. Ama bir yer oluyor, yeter artık dayanamayacağım diyor ve öldürüyor adamı. Evet. Yani o yani, şeyde işte. Çok nadir. %80'i benim bildiğim hapishanedekilerin eşlerini öldürmekten hapiste. Yani o %20 kadarı şey başka suçlardan. Yani ya o eşlere baktığınız zaman adam onun, tembel onun diye öldürmüştür. Nedeni sistemde kadını cezaevine koymamak gibi yasa yapıcının bir şeyi vardır, bir yaklaşımı. Çünkü onun çocuklar vardır, onlara bakılması lazım bir vesaire. Mümkün olduğu kadar sistemi. Yasa koyucu kadını hapsetmemeye çalışmıştır. Çok da iyi yapmıştır. Kocasını öldürene kadar. Evet, mı? Çok da iyi yapmıştır. Şimdi aşta mantık yok herhalde değil mi? Böyle var. Bir şey. Var. Bana göre yok. Var. Bence de yok. Sizce neden yok? Neden yok? Evet. Çünkü aşk zaten duyguların en tepede yaşandığı. Hatta insanın geçici bir bilinç ve şuur kaybına uğradığı bir durum. Evet. Ben öyle değerlendiriyorum. Doğru. Evet. Yani kontrolünü birebir elinde tuttuğu bir dönemi arz değil. Etmiyor bana göre. Bu nedenle hani bunu az önce de programın başında da söylediğim gibi çok fazla bilimsel verilere dayandırmak, bilimsel verilerden destek alarak izah etmek güç. Güç değil. Bakın güç. Tekrar söylüyorum. Dopamin salgısı çok fazlalaşıyor. Evet. Dopamin salgısı tıpkı herhangi bir mantıkla ilişkilendirilmesi konusunda söylüyorum. Almışsınız gibi yani işte, sağlıklı düşüremediğiniz evet. Bir dönem. O azalmaya başladığı anda mantıkla ilişkilendirilmesi açısından veriyorum. Yok mantık yani işte. Onun için aşkın mantığı, aşkın mantığı yoktur. Çok da bu aşk konusunda çok taktiksel yaklaşımları açıkçası aşkın kendi doğasına uygun görmüyorum. Yapıyorum, bu kadar değişkenlik işte. Gösteren, bu kadar üstlerde ya ticari olarak tabii ki bir cazibesi olduğunu düşünüyorum. Ha benim ticari yaklaştığımı düşünüyorsunuz. Bu bir sektörel ama, cazibe oluşturabilir. Ama herkes kendi mesleğini ama, yaparken tabii ki bir ticari bakıyor. Mutlaka. Şimdi ufak yani bir teaserimiz var. Yani niye canım açık anlama. Açık bana ticari olarak kullanıyorsun diyorsun. Hayır yanlış ama anlama. Öyle yaptığın işe saygı duyuyorum ama. Editörümden rica ediyorum. O bir ufak bir teaserimiz var. Onu görelim. Devam edeceğiz. Belki başlangıçta ütopya gibi görünen, şimdi artık gerçek. Bunlar gerçek. Bir dakika durun anlatıyorum. Çok önemli bir şey anlatıyorum. Her bana gelen benim kim olduğumu bilir hale geliyor. Belki de cinayet polisi olmak isteyip de olamamamdan kaynaklanıyor. Karnesi pek iyi o değildi. En azından o konuda değildi. Bütün mağaralara bakmışlar, bir tanesini atlamışlar. Acaba bunun başına... Bu gelenler benim de başıma gelebilir mi? Kendisini mağdurla özdeşleştiriyor. Evet, biz burada demin aşkın kimyası derken, aşkın matematiği vesaire, şimdi kan çıkıyordu yani neredeyse. Şimdi aşk ve koku diye başka bir yere gireceğiz. Yani insan ilk bakışta aşık oluyor. Böyle bir şeyler var. Kadar, değil mi? Evet yani çok kısa, hatta ondan bile daha kısa aşık olabiliyor. Yani böyle bir şey var ama o sadece görsel bir şey. Fakat koku, hocam sizin de doçentlik teziniz. Evet öyle değil mi? 50 sene önce. Evet. 50 sene önce. Yani 50 sene önce hocanın doçentlik tezi olan bir koku konusuna
şimdi başka bir perspektifle gireceğiz. İnsan kokusu. Evet. Yani insanın kendi kokusu. Evet. Karşısındakini itebiliyor ya da çekebiliyor. Tabii. Biraz anlatır mısınız bize kokunun önemini? Bunu söylemeden önce her insanın ama aslında... Ama ben sizin Vedat Ozan olduğunuzu, adınızın söylemeyi atladım. Çok özür dilerim. Ve koku uzmanı olarak da sizi izleyicilerimize tanıtıyorum. Buyurun. Efendim öncelikle bu cümlenizden hareketle şunu söylemek istiyorum ki kokunun itmesi veya çekmesi... Ne gelmeden önce herkesin kendinin tek yumurta ikizleri hariç parmak izi gibi kendine özgü bir kokusu olduğunun altını çizmemiz lazım. Ve herkesin kendine özgü bu kokunun da aslında bizim vücudumuzun organik yapısına dair bir takım sinyaller verdiğini de söylememiz lazım. Şunu demek istiyorum. Bizim vücut kokumuz aslında bizim bağışıklık sistemimizi düzenleyen genlerin bir ifadesi. Duyularımız, temel duyularımız 5 tane. Koku bunlardan sadece bir tanesi ve duyularımızı biz karşı ve bizim dışımızdaki dünyayla iletişmek için kullanıyoruz. Kokunun bu diğer 4 duyudan önemli bir farkı var tabii. Diğer 4 duyu yorumlanırken beyinde bilişsel bir süzgeçten geçerken koku duyumuz direkt limbik sistem içinde işleniyor. Dolayısıyla bizim direkt hafıza ve duygu durum işleme merkezimizde işleme tabi tutuluyor. Bu bir otomatik mekanizma gibi yorumluyorum ben bunu. Çünkü diğer duyularımızda bir açma kapama düğmesi olmasına rağmen koku duyumuzda bir açma kapama düğmesi de yok. Yani bizim çok fazla da irademize bırakılmış bir duyu değil. Görmek istemediğimiz zaman gözümüzü kapayabiliyoruz, duymak istemediğimiz zaman kulağımızı tıkayabiliyoruz ama koklamak istemediğimiz zaman burnumuzu tıkamak zorundayız ki o zaman nefes alamıyoruz. Yani ikame etmek için belli bir süre ağzımızdan nefes alabiliyoruz vesaire. Koku duyusunun bu duygu ve hafıza işleme merkezine gelmesi tabii bizim aslında ileriye yönelik pek çok tercihimizin de belirleyicisi oluyor. Çünkü koku hafızası denen bir şey çıkıyor bu kez de ortaya. Duyunun oluşması daha biz plazenta sıvısı içindeyken oluşmaya başladığı için zaten ilk hafıza verisini oradan alıyoruz. Yani anne kokusu bizim tanıştığımız ilk koku oluyor. Ondan başlayarak ondan sonra tanıştığımız her kokuyu ilk duyduğumuzda biz onlara görünmez bir etiket takıyoruz. Bu etiketin içinde o kokuyla tanıştığımız anın duygusu da tabii bir not olarak var. Dolayısıyla bir kokuyu ileride tekrar duyduğumuz zaman o kokuya takmış olduğumuz etiketi de geri çağırıyoruz ve o duyguyu bir anlamda simüle etmiş oluyoruz. Vücut kokularına yani insan kokusuna geldiğimiz zaman bugünkü ilişkileri tabii daha bir sosyal kabuk içinde değerlendiriyor olmamıza rağmen aslında bu işin çekirdeğine baktığımızda insan olarak biyolojik varlığımız beslenme, barınma ve üreme gibi bir üçlüden oluşuyor. Beslenme ve üremenin üzerinde de koku duyusunun etkisi çok büyük. Bu da bizi şuraya getiriyor. Beslenmede mesela koku duyusunun önemini şöyle söyleyebiliyoruz. Sivri veya işte zararlı olabilecek şeylerin kokularını biz bir müdafaa aracı olarak kullanıyoruz ve onları yemiyoruz. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi herkesin kendi kokusu var dediniz. Tek yumurta ikizlerinde aynı, tıpkı parmak izi gibi. Aynı. Geri kalan da herkese tamamen farklı, yani bir kimliklendirme şeyi olarak kullanılıyor. Demek ki bize aslında ayak kokusu ve de koltuk altı kokusu farklı gibi gelmekle birlikte, aslında temelde aynı şemsiyenin kokusu, aynı ana kokuyu taşıyor. Evet. O nedenle demek ki köpekler mesela. İnsanı bulabiliyorlar, o insanı bulabiliyorlar. Tabii. Yani ayak ve koltuk altını tabii biraz koku olarak farklılaştırmak lazım. Çünkü koltuk altı dediğimiz zaman o kokunun koltuk altı ve jenital bölgelerde kokunun oluşumunun aslında cinsel ergenlikle birlikte de geldiğini görüyoruz. Yani bizim kokuya sebep olan teri, daha doğrusu ter kokusuz bir sıvımız, yani bakteriler onu yiyecek zannedip basit bir anlatımla söylersem onu yemeye başlayıp parçaladıklarında ter kokusu ortaya çıkıyor. Peki kadın erkek farkı var mıdır? Yani kadınların burnu ve erkeklerin burnunun koku alma arasında. Kesinlikle tabii çok önemli. Hangisi bir fark var. Yani bütün araştırmalara baktığımız zaman zaten kadınların koku alma yetisinin erkeklerin çok üstünde olduğunu görüyoruz. Bunu demin vermiş olduğum örnekten devam ederek çok kısa isterseniz açıklayayım.
Yani karşı cinsin bağışıklık sistemine ilişkin sinyalleri vücut kokusuyla alıyoruz dedim. Burada doğru biyolojik olarak doğru seçim aslında şu, bizden farklı bir bağışıklık sistemine sahip birisiyle çiftleşmemiz dolayısıyla bizden sonraki neslin daha sağlıklı bir bağışıklık sistemiyle devam etmesi. Çok güzel, buraya devam edeceğiz. Yani insanın tam kendine tamamen farklı bir genetik yapıda birisini aslında kokuyla fark ettiği. Bir anlamda. Evrimsel anlamda geçmişten oradan bahsederek söylüyorum. Tabii. Ama şöyle hocam, size dönmek istiyorum. Sizin doçentlik teziniz kokuyla ilgiliydi. Evet. Neydi? Ne yaptınız? Nasıl bir araştırmaydı bu? Efendim, o zamanlar bunların hiçbirisi daha yavaş yavaş ortaya çıkmıştı. Yavaş yavaş o limbik sistemin falan insanın duygularındaki rolü şey ediyordu. İşte onunla ilgili bazı kaynaklar buldum. O kaynakların birinde de dışarıdan koku yolları uyarıldığı zaman insanda duygusal ve istem dışı çalışan sinir sistemi ile ilgili değişikliklerin olabileceğine, tansiyonun yükselebileceğine, nazın gibi şeyler vardı. Bunun için retrangüler bir akım veren bir alet lazımmış. O aleti sağladık. İki tane elektrotla ben şeylere uyardım dışarıdan. Hakikaten tansiyonda, koku sinirine uyarı verdim. Koku sinirine uyarı verdim. Tansiyonda yükselme oluyordu. Nabızda artma oluyordu. O zaman nörovejetatif tonus diye bir şey, atropinle değil mi? Öyle bir test yapılırdı. Nörovejetatif tonus değişiyordu. Ve o kişinin diyelim, hastanın duygusal durumunda, tabii çok ince testlerle falan şey etmedik ama belirli, bazen endişe, bazen kaygı, bazen huzursuzluk, bazen tedirginlik, bazen neşe, kişiden kişiye değişen değişik duygusal değişiklikler oluyordu. Yani bu hemen şeyin uyarıldığının verildiği an değil. Uyarı bitiyor. Ondan sonra zaten bu saptamaları yapıyordu. Bir sürede bu değişiklikler devam edebiliyordu. O süre sanıyorum ki yarım saat, bir saat içerisindeki bir süreydi. Bu elektrotları size kim yaptı? Onu Ayhan Songar. Evet, Profesör Doktor Ayhan Songar. Aleti o yaptı. Çünkü o zaman İsviçre'deydim. Oradaki fizyoloji enstitüsünde Gazi Yaşar Gen'in kardeşi çalışıyor. Ona gittim, danıştım. Böyle bir alete gerek var dedi. O aleti orada sağlamak çok pahalıydı. Ayhan'ın bu işlere çok yatkınlığı vardı. Ona yazdım. Sen şunları al gel, ben sana yaparım ama şart dedi. Tezin bittikten sonra aleti bana vereceksin dedi. Ve hakikaten hiç değilse ben doçentliğimi böyle kurtardım. Ve o zaman için de hakikaten ilk yeni ve oldukça da değil mi orijinal bir çalışmaydı. Çok çok, yani o zaman için yapılmış araştırma çok az. Tabii. Evet, yani bugünün aslında temellerini atan yıllarmış tabii, onlar. Bir elektrik uyarı da olduğu ve de bir şey olduğu. Bilmiyorum şu anda var mı bu tür bir şey, yani onların uyarılması. 80'lerden sonra bu konudaki çalışmalar, tabii yani bu konudaki çalışmalar arttı diyeceğim. Bu konudaki çalışmaların artması endüstrinin çalışmaları fonlamasına bağlı bir şey. Endüstri koku duyusundan istifade edebileceğini kavradıkça bu yöne fon akıtmaya başladı. İşte elektronik burunlar vesaire bir sürü şey var. Buraya geliyor. Tabii ki elektronik burun çok çeşitli alanlarda işe yarıyor ama kuşkusuz bütün o işte ceset arayan köpeklerin yahut da uyuşturucu arayan köpeklerin yavaş yavaş yerini alacak yeni bir teknoloji olarak onlar da hayatımıza girecek. De, pardon. Çok özür dilerim. Duyguların koku, oluşturulan kokular yöntemiyle manipüle edilmesi de aşkın seyrini değiştiriyor herhalde değil mi? Yani işin samimiyeti açısından. Evet, koku diye. Şimdi o zaman madem ki hatırlattınız, ona dönelim. Rica ederim, bir parfüm diyerekten koku diye bir film vardı. Onun belki küçük bir parçacığını görebiliriz. Evet, şimdi Patrick Süskind'in Das Parfüm diye olan kitabını herhalde benim size anlatmama hiç gerek yok. Birazcık bize özetler misiniz? Bu adam nasıl bir adam? Bu bir seri katil de neden katil kendi oldu? Kendi kokusunu alamayan bir adam. Fakat kokusu başka yok. Kokusu yok. Yok zaten. Fakat başka her kokuyu çok iyi alıyor. Ve bir bu eksikliği gidermek için bir kendi kokusunu, insan kokusunu yaratma amacıyla bir seri katil aslında değil mi? Yani en güzel güzel kokunun da genç kız. Genç kız. Evet. Bakire genç kız kokusu olduğuna inanıyor. Aslında kitap tabii çok doğru araştırılarak yazılmış bir kitap. Yani tarihi olarak da baktığımız zaman
sahnelerde gördüğümüz karakterler birebir o dönemde yaşamış karakterlerin isimleri değiştirilmiş olarak. Yani o destilasyon, gibi. O aletler, o tanklar aletler, vesaire. Aletler, anfluraj, destilasyon var. Evet. Son o öldürülen kız Richis isminde, evet, bir oranın ileri gelen koku tüccarının kızı. Aslında Chilis diye bir çok önemli koku tüccarı ve esans firması var mesela Grasse'da. Hakikaten öyle. Grasse parfüm için çok önemli bir şehir koku tarihinde. Evet. Çünkü çok önemli, ilk başta eldiven kokulandırılması yapılıyor. Zaten parfüm sanayi anlamına dönmesi eldiven kokulandırmasıyla ve ilk meslek kuruluşunun ismi de Eldivenciler ve Parfümcüler Loncası olarak geçiyor. Çünkü eldivenin deri tabaklanırken oluşan o hoş olmayan kokusunu maskelemek için, evet, kokuya ihtiyaç var. Dolayısıyla dönemi, coğrafyayı ve tarihini çok iyi inceleyerek yazılmış. Sonunda bu kızları öldürüyor, çok öldürüyor. Evet, öldürüyor, öldürüyor. Bu yağları hocam elde ediyor. Genç kızların yağlarından bir parfüm elde ediyor ve o parfümü kendi üzerine sürüyor. Ve hakikaten de herkes muazzam de itibar oluyor. Gören, evet, çok sevilen, sayılan bir adam oluyor. Her ama türlü... o itibar sahte olduğu için de buna dayanamıyor ve bütün parfümü üzerine döküp insanlar kendilerinden geçiyorlar. O kadar aşık oluyorlar, o kadar yemek ona istiyorlar. Burada oluyorlar. İlginç bir, evet, şey var aslında. Yemek istiyorlar, aşk ve yemek. Yani, evet, hani sonuna kadar. Yerim seni diye. Yerim seni. Yalnız o kitabı okuduğumda ben çok etkilendim. Sesin de aynı etkisi olduğunu fark ettim. Uzun yıllar ses üzerine çalıştım. Mesela bir insana işte şunu şöyle yapar mısın derken belli bir sesle, belli bir tonla söylüyorsunuz ve anında yapıyor. Hatta opera ve baleden bir notist bir hanımla bunun şeyini, projesini yapalım dedik. Hangi sevgi sözcüklerini hangi tonda söylerseniz garantili etki olur. Çünkü aynı koku gibi aslında insanlar üzerinde belli duygular uyandırabiliyorsunuz sesle. Ki müzik terapisi ruh hastalıkları hastanesinde kullanılan bir şey. Ya da bir insanı mesela, benim kendi müziklerim de vardır. Kavga etmeye gidiyorsam kesinlikle işte Nick Cave'in bir parçası vardır, onu dinleyeceğim. Ya da işte çok ama böyle başka sakin bir şartlama olma. Değil mi? Belki hayır, siz kendinizi şartlama değil. Sonunda, müziğin bende ilk uyandırdığı şeyi, evet, hafızamda tutuyor. Koku gibi. O sizin, tabii, de müzik hafızanız. Birçok kişi var. İçin filmin etkili. Ana fikri de çok ilginç. Neymiş? Demek ki manipüle edilen duyguların sonu yokmuş. Sonu yokmuş. Evet. Hayır. O... Deyip. Tekrar tartışmayı alevlendir. Tekrar alevlendir. Bu programın belli bir süresi var. O süreden sonra. Yok, bunu sadece latife olarak. Elbette var. Tamam, söz hakkı sizin. Çok bu, bunu sadece latife olarak söyledim. Yoksa yaptığım işe saygı duyuyor. Çok üzücü bir şey aslında. Ticari bakmak. Ben aslında bir ama taraftan... herkes ticaret hayır, yapıyor. Tabii ki ticari bakıyorum. Evet, çok iyi kazanıyorum ki ben. Ama bunun yanında şöyle bir şey var. Aptal erkek çok dermiş şimdi. Hayır, benim çok sayıda erkek görüştüğüm insan var. Çok sayıda. Evet. İlişkilerine renk katmak, evet, isteyen. Ama şöyle bir şey var. Benim bir sosyal projem bu aslında. Sosyal laboratuvar projesi. Yani ben aslında insanların üzerinde kendi yolum var benim. Ben resim yapmış, işte algıyı yönlendirmeye çalışmış. Şimdi de oyun teorisini ilişkilere kullanan sonraki yolum ne olur bilemiyorum. Ama o ve, insanların sonraki yolları ne olur? Biliyorum, olur, biliyorum. Ben 18 yıllık evliyim. Eşimi getirseydik keşke programa. Eminim, evet, şöyle diyecekti. Yüksel Bey, ben çok mutluyum, sizi bilmiyorum. Yani evet, ticari şimdi bakmak birisi, ikinci plan. Ben mutluluklar ve hayırlı Hasan işler. Hasan Kalyoncu diyor ki koku filmindeki adamın öldürdüğü kızların hepsi bakire değildi, biri hayat kadınıydı diyor. Doğru. Demek doğru, evet doğru, doğru, haklıdır, doğru, ona hak veriyoruz. O kadar dikkatli. Evet. Bakın izleyicilerimiz nasıl, evet, izleyiciler. Çok kişiyi etkiledi o kitap yalnız. Evet. Şimdi kokuyla ilgili olarak demek çok... Demek ki ondan başka da hata yapmamışız. Yok, var hatalar da onu en son var var bir şeyler. Şimdi en son şeyi sormak istiyordum size. Kokuyla ilgili olarak kadınların... koku alma yetisinin evet, neden daha güçlü daha olduğunu anlatıyordunuz. Evet. Ve de major histocompatibility, evet, yani ya da HLA sisteminin tam farklı olduğu kişiyi seçiyor. Çünkü sağlıklı, evet, çocuklar doğurmak istiyor. Bir sonraki istiyor jenerasyonu sağlıklı üretmek zaten sert gerçek olarak baktığımız zaman biyolojik anlamda. Peki ama bir şey soracağım size. Şimdi burada tam böyle genetik olarak kendisine hiç benzemeyen birisini eş olarak seçmenin
gelecek kuşakları daha sağlıklı olması için bir tabiatın bir şey olarak görebiliriz. Kılavuzlu. Yani kılavuzlu. Yani ensesti aile iç evlilikleri vesaire önlemek için. Çünkü orada hakikaten akrabalar arası evliliklerde hastalıkların zaten o, şeyi de insidansta rastlanma sıklığı da giderek artar. Evet. Şimdi bu tamam. Ama öte yandan mesela denir ki beğendiğiniz insanın yüzü, yani beraber aşık olduğunuz insanın yüzü size kendinize benzer yahut da babanıza benzer yahut da erkekse annesine ölçü benzer. Ölçü olarak değil falan mi? Diye böyle de bir şey vardır. Yani insanların kendilerine benzeyen yüz olarak da benzeyenleri seçtiği. Şimdi koku bunlar duyusu, ikisi çatışmıyor mu birbiriyle? Koku duyusu açısından baktığım zaman benzeş koku, vücut kokusunu aradığımız dönemler de oluyor tabii. Evet. Ben üreme açısından baktığım zaman tam karşıdaki bir gen yapısına, yani bağışıklık sistemi genini düşünüyorum. Zaten böyle bir farklı bir gen yapısından bir eş seçme dediğim zaman zaten bir seçim olayı devreye giriyor. Seçim olayında da bir seçen bir seçilen oluyor tabiatına. İşte kadınların da daha yüksek bir koku alma yetisine sahip olmaları gereği de buradan hareket ediyor. Çünkü doğal olarak seçen kadın, bunun da ekonomik diyebileceğim bir mantığı var. Daha fazla yatırımı yapan kadın, erkeğin yatırımı bir sonraki jenerasyon üretmek için çok daha az. Çünkü kadın 9 ay hamilelik yaşıyor. Sanayi toplumunda yaşamadığımızı düşünelim. Yani öyle 2 ayla falan kısıtlı emzirme izinleri falan yok. Normalde 1,5 senede falan emzirmesi lazım. Demek ki bir kadının bir doğuma ayırdığı zaman aşağı yukarı 2 sene, 2,5 sene, 3 sene gibi bir zaman. Erkekte böyle bir şey tabii hiç söz konusu değil. Ama şu da var. Kadının döllenebilir olduğu, yani o ay döngüsü içinde döllenebilir olduğu zamanda aradığı bu. Aslında bir zaman esas koku aldığı zaman o. Değerlendirmesi o dönemin içinde doğumun bir simülasyonu diyebileceğim adet döneminde değişiyor. O dönemde kendine benzeyen, yani aileden birisi olsun beni kollasın bir doğum sonrası bir kollanma isteği vardır. O tip bir beraberliklerin arayışı içine giriyor. Zaten bunun için bir hamilelik simülasyonu diyebileceği doğum kontrol haplarını kullanan kadınlar bu tip koku deneylerinin hiçbirine katılmazlar. Çünkü almıyorlar doğru, onları. Çünkü gerekeni tehlike, vermiyorlar. Evet, sapma oluyor çünkü. Bir şey çok merak ettim. Şimdi gergin insanlar kötü kokarlar değil mi? Gerildikleri zaman koku değişmeye başlıyor insanların yani duygularıyla. Yani stresin yaratmış olduğu tabii bir koku var. Bir şey çok merak ettim. Benim eşim kurabiye gibi kokuyor. Kızım da baharat gibi kokuyor. İnsanların öyle yani şeyleri var mı? Koku grupları var mı? Yani böyle koku ailelerine bölemiyoruz tabii insanları. Yani çünkü demin insanlar, söylediğim gibi herkesin kendine özel bir vücut kokusu var. Bu vücut kokusuna ek olarak, yani doğal vücut kokusuna ek olarak herkesin beslenme rejiminin de getirmiş olduğu bir vücut kokusu var. Üstüne bir de kültürün beslenmesinin getirdiği bir vücut kokusu var. Yani bir Hintlinin vücut kokusu başka. Köri kokuyorlar bize herhalde. Bize itici gelebiliyor. Aynı şekilde tabii madalyonun yani ters yüzünden de Hintlilere biz itici gelebiliyoruz. Kızın yediği şeyler farklı değil ve çocuk baharat kokuyor. Bir de ilginç bir şey var. Şurada en yoğun olarak alıyorum kokuyu. Tam ense kaç şeyinde. Kaç yaşında? Eşim eşinizden mi alıyorsunuz? Eşimden. Kızımın saçı kokuyor. Anladım. Ama eşimin tam şurada bir bölge var. Orası hakikaten kokuyu yakaladığım yer. Hatta şarj oyunu derim ben ona. Gel şarj olacağım derim. Orayı öperim. Bir şekilde o kokuyu onu hatırlamak için tam şeyi. Bebeklerin tabii daha çok ensesinden koklandığı, onun için kaç yaşında diye sordum zaten. Oradan o kokuyu, hoş bebek kokusunu, temiz kokuyu alma istediğimizi biliyoruz. Ama ben eşte boyundan koku almayı çok fazla açıkçası bilmiyordum. Şeyden dolayı mesela kulak arkasına parfüm sıkın falan derler. Çok yanlış bir önermedir. Çünkü aslında mesela nereye kulak arkasında parfümleri? Yani nabız noktaları, ama nabız noktamız kulağımızın arkası değil. Biraz altı, yani şu birleşme noktasının olduğu yer. Kulak arkası dediğimiz zaman aslında kendine has bir kokusu olan yerin üstüne sıkıp karıştırmış oluyoruz kokuyu. Doğru fikir veremeyiz, sapma olur. Tamam, o zaman şuraya boyuna doğru mu? Tabii mi? Yani aslında bütün nabız noktası, sadece boyun deyip yüzde sınırlı kalmayalım. Neden nabız? Orası daha mı sıcak? Isındıkça koku molekülleri, çünkü koku aslında böyle çok hülyalı ve soyut bir kavram değil. Aslında çok somut bir olay. Yani bir takım moleküller bir takım reseptörlere ulaşıyorlar. O reseptörlerle sinyal olarak iletilip beyninde işleniyorlar. Sonuçta bu moleküllerin havada olması lazım. Birinci şart,
buruna girebilmesi için burnun açık, yani daha doğrusu evet, bir hava akımının olması lazım. Üçüncüsü, bunları değerlendirecek merkezin işlevsel olması lazım tabiatıyla. Aşk parfümü yapıldı mı? Aşk parfümü diye bir şey ben duymadım. Aşk iksiri derler ya, mesela rujlara bir evet, şekilde şey koymaya başladılar benim evet, bildiğim. Parfüm koyuyorlar tabii de, yani böyle genel üniversal bir aşk diye bir şey, bir aşk parfümünden söz etmenizin tabii imkanı hayır, yok. Hayır, artık şimdi belli parfümler evet, mesela biz bilmem neyi yaptık diyorlar ya da belli rujlarda işte belli markalarda bunu kullanıyoruz gibi şeyler çıkıyor. Ne derece gerçekçi olduğunu vallahi aslında onu, duyalım bunu isterim. Bilmem ama karşısındakini öldürmek için rujuna zehir koyanları biliyorum. Evet. Öyle mi? Evet. Hı. Yani kendisi eldiven zehirle kokulandırması, eldiven zehirlemesi evet, de çok var. Mesela Catherine de Medici'nin o evet, Bartolomeo günü katliamından önce oğlunun eşinin annesini daha doğrusu zehirli bir eldiven göndererek, çünkü parfümcüsü aynı zamanda zehircisi Renato Bianco evet, çok meşhur. Zaten o dönemde işte eczacı, parfümcü, zehir hazırlayan bütün bu kimlikler aslında tek bir İçine şeyde toplanmış gibi. Eldiveni emdirmiş, diyorlar. Kitaba evet, yapanlar yani da vardı biliyorsunuz. Değil mi? Enteresan bir şey. Evet. Giysilerin, kaftanların üstünde de evet, zehir hikayesi. Evet. Hep bir insanı şey sadece parfümle etkilemek, zehirlemekle eş anlamlı zaten. Niye? Evet. Sadece. Sadece parfüm. Olabilir peki, mi? Yani bu böyle mümkün mü? Özcan Bey. Sadece parfümle biri birini etkileyebilir mi? Sadece oyunla biri birini etkileyebilir mi? Ya da başka bir şeyle? Bu genel bir şey değil midir? Bir organize bir şey. Sadece hem o hem o hem o lazım diyor yani. Mi? Ben de öyle tabii diyorum. Tabii yani etkilemesi demek bir ilgisi falan mı doğurması? Evet, Yüksel Bey öyle ilgi çekmek diyor. Evet. Sadece, sadece dedi. Yani sadece bir insanı sadece parfüm bir kullanarak algı uyandırır. O evet, algı eğer hakikaten o kişide duygusal değişiklik yapıyorsa ondan sonra diğer şeyler annesinin kurabiye kokusunu evet, mesela. Süreçler işin içine girer ama zaten parfümle evet, sadece etkileniyorsa parfüm fokusu geçince de ne bütün olacak, aşkı sevgili hepsi de biter. Onun için onlar bir uyaran. Teşekkür ederim. Zaten bireysel anlamda taktığımız koku etiketleri de burada çok önemli. Yani herkesin çok beğendiği bir gül kokusunu biz gayet ilk evet, duyduğumuzda bir kayıp yaşamışsak, bir kayıp duygusuyla beraber gelmişse yani güllü bir parfümü beğenemeyeceğiz. O zaman bizim geçmişimizi bilip ona göre bir kokuyla hitap etmek gibi çok büyük bir çalışmanın içine girilmesi lazım ki böyle bir şey çok fena fikir değil mümkün, ama çok çok geniş bir proje. Büyük bir proje yani. Olabilir. Asıl olan aslında bir kötü koku. Yani uyaran, yani o biyolojik çekirdekte önemli olan kokunun bize zararlı olabileceğin uyarısını vermesi. Kötü kokuyu almadığımız zaman tabii daha rahat oluyoruz. Yani şöyle bir deniz kıyısında işte dalgalar, güneş batıyor. Bunu seyrederken bir çöp kokusu duyduğunuzu düşünün. Bir de denizden gelen o doğal kokuyu duyduğunuzu düşünün. Çok daha rahat ve keyifli oluyorsunuz. Peki. Çünkü kötü kokuyu duyduğunuz zaman bir alarm, bir tehlike var diye bir şey, DEFCON, hastalık Amerikalıların DEFCON dedikleri bir evet, savunma durumuna hastalık geçiyorsunuz. Hastalık tehlikesi. Hastalık tehlikesi, ölü, zehirlenme. Ölü tabii, gibi tabii, tabii, hani evet, hiç çevresinde yaşayanların psikolojik durumu ile ilgili bir şey var mı peki? Şimdi ya da değil öyle ama çok çok seneler şeydir, önce orası. Kokuyla evet, ilgili mesela İzmir bir ara kokuyordu. Evet, ama Haliç'in ama şunu unutmayın. Herkesin, her şeyin ve herkesin kötü koktuğu yerde kötü koku yoktur. Yani kokuya da bir doğru, adaptasyon var. Her şey kötü koktuğu zaman, yani seneler öncesine gittiğiniz zaman tabii işte Fransa'daki evet, durum veya daha önce Mısır'a gidin, yani orada çalışan işçilere her gün her sabah bir diş sarımsak veriyorlar. Kimse ağız kokusu almıyor çünkü herkesin ağzı kokuyor. Dolayısıyla Haliç'te de belki böyle bir kokuya adaptasyon süreci gelişmiş olabilir. Peki hocam, etrafta hiç koku olmadığı halde kokuyormuş gibi hissedenler olabilir mi? Nörolojik. Yani bu bir patolojik durumdur. Bir sürü ruhsal hastalıklarda, bir sürü biliyorsunuz epilepsilerde, evet, epilepsinin başlangıcı bu şekilde bir orayla şey eder. Çünkü oradan başlar. Yani limbik sistemden başlayan, ilk defa oradan yola çıkan bir ora, tabii koku mutlaka var. Fantozmiya ve epilepside kötü kokular geliyor dediği anda, değil mi, nöbetin geleceğini evet, bazıları anlar, ona göre de bir önlem alır. Evet. Koku duygusunu sonradan kaybeden insanlarda da koku hafızası devreye giriyor diye biliyorum. Bir nöropsikiyatr vardır, Oliver Sacks, onun kitaplarında hep anlatır böyle şeyleri. O kokuyu duymaya devam ediyorlar. Ya da atıklı o tadı almaya devam ediyorlar. İşte hayal et bacakları. Aynı şey evet, var orada da tabii. Aynısı.
Bu arada çok cazip kokuların menşeini hocam açıkladı kuliste. Ben çok şaşırdım. Evet, belki değil mi? İzleyiciler de merak eder. Evet. Çok müthiş bir tezat var orada. Yani çünkü vücut kokumuzu örtmek için. Durun önce bir tek şey sorayım. Bir insan burnu ortalama ne kadar kaç kokuyu fark edebilir? Yani 10 bin kokuyu ayırabiliriz standart yani, olarak gibi. Sıradan ama bir insan. Tamamen eğitime bağlı bir şey tabiatıyla bu. Yani böyle hani parfümör dediğimiz insanlar da doğuştan bizden farklı bir şekilde doğmuş insanlar değil. O etiketlerin sayısı arttıkça bizim yeteneğimiz de tabii kokuyla ilgili öğrenilen bir şey yani. Öğrenilen bir şey, öğrenilen bir şey. Ama bizim eşiğimiz canlı olarak tabii diğer canlılardan çok daha yüksek. Köpeklerde eşik çok daha düşük. Yani daha düşük yoğunluktaki kokuları da alabiliyorlar bizden daha fazla. Pek çok hayvanda bu böyle. Bundan dolayı da onlardan çok istifade ediyoruz. Ama tabii bizim mesela insanlarla ilgili olarak ben bir araştırma okumuştum. Mesela çimen, çimenin üzerine 3 santim sadece aralıkla konan 2 tane kokuyu takip edebiliyor insan. Evet. Yani yüzü koyun yerde sürünüyor. İz sürebiliyor yani burnuyla. Sonra onlar ayrılınca olabiliyor. Mesela takip edebiliyor onu. Evet. Yani öyle sıradan bir şey değil burun. Yani eşiğimiz daha yüksek ama çalışırsak tabii bunun üstüne gidebiliyoruz. Ve o şeyde de çimen üzerindeki deneyde bunun bir örneği. Ama şunu unutmayalım, koku yere hep daha yakın. Biz evrimsel süreçte baktığımızda bir pedal olmadan önce, ayakları üstüne kalkmadan önce, dört ayak üzerindeyken koku duyumuzun bizim hayatımızdaki yeri tabii çok daha fazlaydı. Ki çimenin üzerinde yürürken de dört ayak üzerinde gidiyoruz. Evet, yani dört, ama bakın enteresandır. Bütün o lazım olan DNA bölgeleri hala duruyor ama işlevini kaybetmiş. Yani dumura uğramış bir kısmı. Nasıl dişlerin sayısı eskiden daha fazlaydı, sonradan azaldıysa. Aynı şekilde reseptör. Nazal orada, evet. Bir de psoyda genler de çok DNA farklı. DNA üzerinde bölgeler duruyor ama çalışmıyor. Çünkü İhtiyaç kullanılıyor. Yok. İhtiyaç yok ama özür dilerim. Ben sizin sözünüzü kestim. Estağfurullah. Üstümüze başımıza aslında neleri sürüyoruz? Üstümüze başımıza neleri sürüyoruz? Aslında. Tabii üstümüze başımıza parfüm sürüyoruz aslında. Öyle kendi biliyoruz. Vücut kokumuzu bastırmak için ve olmak istediğimiz kimliğe dair sinyaller vermek için. Yani hep ben şunu düşünüyorum. Yani koku, sürdüğümüz koku bizim olduğumuz kişiyi değil, olmak istediğimiz kişiye dair bir şey. Dolayısıyla biz pek çok parfüm kullanıyoruz. Bu parfümlerin de tenimizde kalmasını istiyoruz. Tenimizde kalması için de bu parfümlerin içinde fiksatör dediğimiz bir takım malzemeler kullanmak zorundayız. Doğada mevcut en güçlü fiksatörler tabii hayvansal sabitleyiciler. Sabitleyiciler yani kokunun ten üzerindeki ömrünü uzatan şeyler. Hayvansal bir takım moleküller ve bunların hayvanların hangi bölgelerinden geldiğine baktığımız zaman işte civet dediğimiz bir koku var mesela, çok önemli bir fiksatördür. Bir cins kedinin anüsünün etrafındaki salgıdan geliyor veya misk dediğimiz, işte mis gibi diye hitap ettiğimiz bir diğer doğal koku var. O da mesela bir cins geyin testislerinin hemen üzerindeki bezeden çıkartılıyor ki misk kelimesi de zaten köken olarak Sanskritçe'de testise gidiyor. Muşkastan geliyor, testise gidiyor. Veya amber dediğimiz zaman gene bir cins balinanın dışkısı veya kusarak attığı bir şeyden bahsediyoruz. Yani hayvanların aslında biz jenital bölgelerine yakın yerlerde üreyen kokuları alıp kendi vücut kokumuzu maskelemekte kullanıyoruz gibi bir garip paradoksun içindeyiz insanlar olarak. Evet ama yani erkeğin mesela ter kokusunun da miskimsi olduğu söylenir miskimsi zaten. Miskimsi olduğu söylenir. Tabii. Dolayısıyla yani bu tabii ki insanların yıkanmamasını değil. Ama iyi yıkandıkları, temiz oldukları takdirde aslında parfüme dahi ihtiyaçlarının olmadığını gösteren bir şey. Yani temizlikle hijyeni ayırabildikleri sürece belki doğrusu da böyle söylemek olacak. Evet. Yani parfümün Fransa'dan çıkması belki de orada insanların az yıkanması vesaire değil mi? Yıkanmayla tabii aslında işin ilginci parfüm Fransa'dan da çıkmıyor. İtalya'dan çıkıyor ve Fransa İtalya vasıtasıyla Medici'nin gelin gitmesi vasıtasıyla tanışıyor. O dönemde dediğim gibi kötü koku, her şeyin kötü koktuğu yerde kötü koku yoktur. Ama iyi kokuyu işin içine soktuğunuz zaman işte arı şeyine, kovanına çomak sokmuş gibi oluyorsunuz. Evet. Medici güzel bir kokuyla geldiği zaman kendi kötü kokularının farkına varıyorlar. Ve bunun üstüne gidilerekten işte bir parfüm endüstrisi gelişiyor. Ama İtalyanların tabii bu işte katkısı çok fazla ki bugün dünyada en çok kullanılmış olan koku diyebileceğim
limon kolonyasının da aslında biz Almanya olarak biliyoruz, evet, ama Farina, evet, diye bir İtalyan mesela formülünü, evet, yapan. Kölnischwasser diye. Kölnischwasser, Köln'de yapıldığı için, evet, hatta işte yapıldığı yerin numarasıyla satılan, evet, markalar, evet, da var, evet, biliyorsunuz. Ama aslında onu formül eden parfümör de bir İtalyan, Farina isimli bir İtalyan tabiatıyla. Peki İtalya dediniz de, hı-hı, bir film vardı, evet, Kuzuların Sessizliği. Kuzuların Sessizliği. Evet, evet, orada bir parfüm Kuzuların konusu vardı. Kuzuların Sessizliği, evet, uzun bir dizi film oldu hatta, yani birkaç film çekildi. Onun ikincisi Hannibal. İsmi de Hannibal'di. Karakterin ismi zaten, evet, orada biliyorsunuz Hannibal Lecter'dı. Evet. Ajan, bir FBI ajanı var biliyorsunuz, Clarence Sterling. Ki o filmde de rolü oynayan değişmişti. Clarence Sterling'e gönderilen bir mektup var. Evet. Doktor Lecter tarafından. Mektupta da bir parfüm kokusu var. Daha doğrusu bir losyon kokusu diye geçiyor. Çünkü antiparantez şunu da belirteyim. Evet, parfüm nedir, losyon nedir, eau de toilette nedir? Eau de toilette vesaire, onlar konsantrasyon farkları olabilir. Ama bir erkek parfümüne parfüm denmemesi gibi bir şeye de dikkat çekmek istiyorum burada. Evet. Birkaç marka dışında hiçbir marka erkekler için ürettikleri kokulara parfüm ismini vermiyorlar. Daha çok losyon veya kolonya diyorlar. Çünkü parfüm kelimesine feminen bir anlam, hı-hı, yakıştırmış durumdayız. Tabii bu da zaman içinde olan bir şey. Aslında işin başında böyle kadın parfümü ayrı, erkek parfümü ayrı diye bir şey yok. Toparlayayım ve geleyim tekrar ben Hannibal Lecter'a. Hannibal Lecter'ın gönderdiği mektuptaki kokuyu fark ediyor Sterling. Ve hemen bir koku şirketine gidiyor. Dünyada sayılı koku şirketleri var. Yani böyle... Bir 5-6 tane büyük firma var ki bütün bildiğimiz markalı parfümler aslında o markalarda değil, bu firmalarda üretiliyor. Dolayısıyla öyle mi? Tabii, sadece tabii, ambalaj mı ötekiler? Öbürleri tabii daha çok modacı markasıyla, evet, tanıyoruz. Evet. O modacıların o parfüm şişesiyle olan ilgileri, verdikleri isim karşılığında aldıkları lisans ücretinin ötesine çok fazla geçmiyor. İmalat yani bu yok, büyük yok, fabrikalarda yok, yapılıyor. Büyük, onların... büyük 4-5 tane fabrika var. Bütün dünyanın parfümleri. 4-5 tane de pazarlama şirketi var. Zaten bu markaların lisans hakları da bu pazarlama şirketlerinin içinde. Böyle bir 10 kişinin içinde dönüyor bu iş gibi bir şey. Dolayısıyla bu şirketlerden birine gittiğiniz zaman yetenekli parfümör dediğimiz insanlara rastlıyoruz. Bu insanlara biz günlük lisanda burun da diyoruz. Ama bu çok doğru bir şey değil. Çünkü koku duyusunu düşündüğümüz zaman burun sadece bir aracı veya bir beyin koridor. Demek lazım. Beyin demek lazım. Zaten onlar da buna, evet, çok kızıyorlar. Evet, biz tabii, kokuyu burnumuzla tasarlamıyoruz, beynimizle tasarlıyoruz diyorlar. Uzun lafın kısası mektup gidiyor koku, evet, şirketine. Orada bir takım uzmanlar kokuyu kokluyorlar ve içinde bir amber notası saklıyorlar. Amber notası dediğim zaman çok kısa amberin de ne olduğunu anlatmam lazım ki hikayenin devamı, evet, gelebilsin. Amber aslında bugün pek çok parfümün içinde yapay olarak kullanılan bir malzeme olmasına rağmen doğal hali ispermeçet balinası veya sperm whale veya daha kolay olsun diye Moby Dick diyeyim. Moby Dick'teki balinanın sindiremediği bir takım kabuklu deniz hayvanlarını istifra ederek veya dışkı olarak suyun yüzeyine atması. Midede bir reaksiyona giriyor bunlar ve ondan sonra suyun üzerine atılıyorlar. Tabii yani bu balinayı da işte göçek açıklarında bulamayacağımız için okyanusun ortasından kıyıya ulaşmaları da epey uzun bir süre alıyor. Yani 5 sene, 10 sene, 15 seneye kadar. Deniz üzerinde geçirdiği sürede de altta deniz suyu, tuzlu, yukarıda ozon, bir takım değişiklikler oluyor. Gittikçe kütleleşiyor ve sonunda kıyıya vuruyor. Kıyıya vurduğu zaman da onu bulan tabii çok zengin oluyor. Çünkü çok hoş kokulu bir malzeme olmuş oluyor. Gri amberden bahsediyorum. Türkçe'ye çevirirken biz bazen kehribar da diyoruz. Evet. Kehribar tamamen ayrı, takılarda ve tesbihlerde, evet, kullanılan malzemeden bahsetmiyorum. Dolayısıyla o parfümlü mektubun içinde amber notasının tespit edilmesi şuna da getiriyor bizi. Doğal bir amber kokusu tespit ediliyor. Halbuki doğal amber çok kolay ulaşılabilen bir şey değil. Tesadüfi olarak bulunabilen bir şey. Dolayısıyla çok fazla parfüm üreticisi de bunu üretmiyorlar. Dolayısıyla hedef çok daralmış oluyor. Doğal amber, evet, kullanan parfümörlere gitmek zorundalar. Ve Floransa'da, evet, Floransa'da Santa Maria Novella Kilisesi'nin yakınında bulunuyor. Böylece bu, peki koku bankaları, hı-hı, yani... Doğu Almanya'da, Doğu Almanya'da, evet, evet, Doğu Almanya'da olan, evet, ve de polisin, evet, sorguladığı kişilerin, hı-hı, kokusunu alabilmek için örnek olarak bez seriyormuş sandalyenin üzerine, evet, onun üstüne oturuyormuş insanlar. Polis çok o şekilde iyi sorgulama yapıyor. Ondan sonra o bezi alıyor,
kavanozların içine koyuyor. Ve de bu onun kokusu, değişmeyen kimlik kokusu. Dünyanın ilk koku müzelerinden bir tanesi olmuş oluyor bu arada. Ve orada varlar hala, kavanoz içinde hala Doğu Almanya'da polisin topladığı şeyler. Sonra 2007 senesinde G8 zirvesi gene Almanya'da yapılırken, zirveden önce muhtemel muhaliflerin tekrar koku örnekleri alındı biliyorsunuz. Peki koku partiküllerinin bir ömrü var mı? Bak, yani ne kadar bu şekilde olan en az 50 yıl. Dayanıyor. Yani iyi bir şekilde kapalı kavanozda soğukta tutulursa hele daha da uzun ama... Işık ve ısıdan uzak tuttuğunuz sürece... Kadınlar aşık oldukları erkeklerin fanilalarını ya da tişörtlerini alırlar ve poşetlere ya da özel bir kaplara koyarlar ve yıllarca onu koklarlar. Çok kadın vardır saklayan, sevgilisinin ya da işte şeyi saklayan. Evet, şimdi buraya devam ederiz sevgilinin kokusuna diye... fakat bu G8 zirvesi sırasında kuzeyde galiba Hamburg muydu? Neredeydi hatırlayamıyorum. Hamburg'da değil, Heiligendamm galiba. Baltık kıyısında. Oralarda bir yerde polis birdenbire, Alman polisi öğrendi ya eskilerden. Yani. Doğu Almanlar bu işi yapıyordu, kokudan buluyordu diyerekten. Erken saatlerde evleri basıyor. Şimdi yeni üstelik bu. Çok eski bir olay da 2007. değil. 2007 evet. 2007. Ve bir demir çubuk tutturuyormuş. Şimdi beze oturtacak hali yok tabii herkesi. Demir çubuk tutulduğu zaman o demirde mi kalıyor? Demirde kalıyor. Herhalde onu da headspace dediğimiz kafa bir üstü analizini alıyorlar. Evet. Zannediyorum o zamandan bu zamana herhalde teknik gelişmiştir. Evet. Yani kavanoz içinde demir çubuğu muhafaza etmiyorlardır. Gaz kromatografdan ortalık ayağa kalktı tabii. Bu ne biçim iş diyerekten işleme, yani. Ama akıl alır gibi değil. Çin'de de Nanjing'de, aynı şekilde. Nanjing'de evet yapıyorlar. 5000 kişinin şu anda fişlemiş durumdalar. Koku olarak kokuyla. Fişlemiş durumdalar. Evet, madem ki insana özgü bir biyokimliğin bir şeyi yani parmak izi gibi bir şey. Şimdi siz sevgilinin şeylerini anlatın bakalım. Kokusunu. Sevgilinin kokusunu. Alıp da ne yapıyor kadınlar? Muhafaza mı ediyor fanilayı? Çok giydiği bir fanilasını ya da tişörtünü alıp bir poşete koyanlar. İşte ya da başka bir kaba koyanlar, cam kaba koyanlar. Ama o koku orada duruyor. Denemiştim ne kadar süreceğini. Yıllarca önce işte bir annemin kokusu mesela duruyor. O şahane bir şeydir. Aynı şekilde hatırlıyor o kişiyi. Hiç değişmiyor çünkü. O andaki gibi duruyor. Benim annemin de kokusu duruyor. Çünkü Zeynep diyor ki bir izleyicimiz bir dakika. Evet o tabii o da tatlı şeker. Evet. Zeynep diyor ki sevdiğim adamın atkısını çalıp koklayarak uyuyordum. Hala saklıyorum diyor. Size göre bu ancak yani Allah akıl fikir versin diyorsunuz. Yok pek demiyor. Yazın pek yapmayın diyebilirsiniz. Evet. Yani bir nevi de zaten yani Zeynep aşkın Hanım, bir de bir tutku artık. Tarafı Pardon. Var ya işte orada o tutku nedir de bunlar herhalde o tutku tarafıyla açıklanacak olan şeyler. Ama Zeynep Hanım onu saklamayabilir. Yeniden alabilir. Aslında o kadar ulaşılmaz değil. Hayat o kadar keskin değil. Ya da o kadar kolay ayrılmıyoruz. Hiçbir şey o kadar yani artık bir araya gelmeyecekler. Hiç olmaz denen kişilerin ben nasıl kısa zamanlarda bir araya geldiklerini görüyorum. Kokusunu saklayacağına Zeynep Hanım ne olur yerinde durmasın bir girişimde bulunsun. O kişiye başka kokuları, gitsin görsün. Burun deliklerini hayır, açık tutsun. Başka kokular orası da koklasın. Tabii öyle değil de, mi? Bence öyle yani. Gidip o kişiyle iletişim kursun. Yok yok bence burun geçmiş, deliklerini geçmiş açık kaldı. Tutsun. Bir yeni bir sayfa çevirsin ve de başka kokuların peşine düşsün ama diyorum. Ama şimdi ben. Bu daha sizin söylediğiniz aslında şu anda ilişkilerin belki de birçok ilişkinin çok çabuk harcanmasına neden oluyor. Aslında şöyle düşünüyorlar, ilişkilerle ilgili en büyük sorunlardan biri çok çabuk tüketiliyor olması. Yani bu olmadı, şimdi ötekine gidiyorum. Çünkü konserve gibi hayır, oluyor ama o zaman. Eski sevgili eğer evlenmişse... Evlenmişse onun canım için ama tekrar, bunlar da boşanıyor nasılsa diye bakıyordu belki. Yok yok, hayır. Ne onun boşanmasını beklesin ne bir şey. Tabiat kadınlardan yanadır, burun deliklerini açık tutsun. Evet, futbol deyimiyle önündeki maçlara baksın. Evet. Önündeki maçlara baksın, evet. Burun deliği meselesinde bir şey söyleyebilir buyurun, miyim çok kısa? Ki. Genellikle bizim duyu organlarımızın sayısı sorulduğunda kaç tane işitme organınız var dendi. İki kulağımız veya iki gözümüz diyoruz. Burnumuzun iki delikli olduğunu hep unutuyoruz. Evet. Aslında nasıl gözümüz bize bir perspektif algısı veriyorsa, kulaklarımız bir stereo algısı veriyorsa, burnumuzun iki delikli olması da yön ve alan saptamasında çok önemli tabii. Evet.
kokuların müzik gibi tıpkı stereo olduğunu, her tarafta koku olduğunu ve burun delikleri açık tutmak gerektiğini, hayatın da çok güzel olduğunu söyleyerek bu geceyi kapatıyoruz.